Sayın Bakanım, Sayın Başkanım ve değerli kurul üyeleri, Robusta Genel Müdürü ve değerli yöneticileri, kıymetli konuklar. ICT Medya Dergisi'nin organize ettiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Dijital Mavi Yaka Robotik Otomasyon Sistemleri etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bugünkü program akışını arz etmek istiyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. ICT Medya Dergisi imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Murat Pehlivan'ın hoş geldiniz selamlaması. Ana sponsor Robusta Genel Müdürü Sayın Murat Dayanıklı'nın konuşması. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan'ın hitapları. Akabinde davetli konuşmacılarımızdan Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Sayın Zehra Öney'in Teknolojide Kadın İstihdamına RPA Uzmanlığının Katkısı başlıklı paylaşımları. Ardından tek oturumluk panelimiz kamu kurumlarında RPA kullanımı oturumunu gerçekleştiriyor olacağız. Panelimize mütakiben Kalite ve Test Derneği Başkanı Sayın Koray Yitmen'in test süreçlerinde robotik otomasyon sistemleri kullanımı konusundaki paylaşımlarını yapacaklar ve ardından programımızı sonlandırıyor olacağız. Sayın konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz dahil tüm aziz şehitlerimiz için saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Hız kesmeden devam edelim. ICT Medya Dergisi imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Murat Pehlivan'ı açılış sunumlarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Günaydın. Pandemi sonrası böyle etkinliklere başlıyor olmamız kıymetli. Ama o özlediğimiz kalabalıkları henüz görmüyor olabiliriz. Bundan dolayı da rahatsızlık duymayalım. Çünkü artık dijitalleşmenin getirdiği bu evrimleşme süreciyle beraber YouTube'dan da farklı kanallarından da programımızı yayınlıyoruz. Sayın Bakanım, değerli BTK Başkanım ve kıymetli kurul üyeleri, ICT sektörümüzün gelişmesine emek veren siz kıymetli hazirun, Dijital Mavi Yaka RP Robotik Otomasyon Sistemleri Konferansı'na hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umuyorum ve diliyorum ki salgın sürecinin sonuna gelmişizdir. Geliyoruz gibi de inşallah. Ülke olarak, sektör olarak yüz yüze gelmeyi, işlerimizi yerinden yönetmeyi çok özledik. Bilindiği gibi işlerimizi kolaylaştırması, zamanı daha verimli kullanabilmemiz, en önemlisi de rekabet için dijital dönüşüm, dijitalleşen dünyanın hız ve kolaylığını iş hayatımıza taşımaya yardımcı olduğunu hepiniz zaten sektörün duayenleri olarak biliyorsunuz. Bizler de bunları kullanmaya başladık. Süreçlerini, uygulamalarını ve alışılagelmiş dosyalama, evrak, kağıt gibi
belgeleme, onaylama ve saklama yöntemlerinde dijital dönüşüme giden şirketler rekabette bir adım daha öne çıktıklarını müşahede ediyoruz. Kamu kurumları ise vatandaş memnuniyetini artırıyor. Bunu hissediyoruz. En azından e-devlet uygulamaları sürecinde de görüyoruz. Muhtemelen herhalde e-devlet 2.0'a falan geçilecek diye bunu da duyuyoruz. Dijital dönüşüm projelerinde kullanılan en önemli teknolojilerin biri de robotik süreç otomasyon sistemleri. Gartner'a göre 2017 yılı için 520 milyon dolar olan pazarın 2023'te 3 milyar dolara erişeceği tahmin ediliyor. KPMG 2020 dijitalleşme yolunda Türkiye raporunda ise gerçekleştirilen tüm akıllı otomasyon şirket gelirlerini %80'e varan oranda artacağını, ülkemizde de bu alanda çalışan yerli ve milli firmalarımızın olduğunu biliyoruz. Ancak yeterli bir pazar payına sahipler mi? Bunu bilmemekle beraber bu alan için ciddi büyüme potansiyeli olduğu görülüyor. Bu itibarla sektörde farkındalık oluşturmak istedik. Önümüzdeki dijitalleşme sürecinde çok konuşacağımız bir alan, gündeme gelecek bir konu, robotik otomasyon sistemleri konferansı. Umarım bu süreçle alakalı bir farkındalığı da oluşturmuş olur. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Verimli, kıymetli bir etkinlik olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Pehlivan'a rekabet için dijitalleşmenin bir mecburiyet olduğunu vurgulayan konuşmaları için teşekkür ediyoruz efendim. Ana sponsorumuz Robusta Genel Müdürü Sayın Murat Dayanıklı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sunum. Herkese günaydın. Öncelikle bu etkinliğe hoş geldiniz. Bu etkinliğin organize edilmesinde bize imkan tanıyan BTK'ya, Sayın Bakanıma, BTK Kurum Başkanına, ICT Medya ya ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Burada evet, online fiziksel olarak olanlar kadar eminim ki daha fazlası online olarak bu etkinliği izliyor bizimle birlikte. Bizim bir kısa sunumumuz vardı, onu paylaşabilir miyiz acaba? Robusta 2016 yılında kuruldu ve bugünkü etkinliğin ana teması olan RPA konusuna odaklanmış, %100 yerli olarak çözüm geliştiren, ürün geliştiren bir teknoloji şirketi. İTÜ Arı Teknokent'te faaliyet yürütüyoruz ve çok yakın zamanda ODTÜ Teknokent'te de ofisimizi açtık ve sizlere daha yakınız. Kamudaki RPA kullanımının öneminin farkındayız. Bu nedenle buraya da Ankara'da ofis açmanın önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ürünümüz global ürünlerle aynı olgunluk seviyesinde ve ürünümüzü diğer ürünlerden farklı olarak BPM yani Business Process Management temelli olarak geliştirdik ve no-code yaklaşımını benimsedik. Böylece sadece süreç otomasyon odaklı değil, süreç odaklı olarak yaklaşıyoruz ve no-code yaklaşımımızla da daha fazla sayıda insanın kendi otomasyonunu yapmasını hedefliyoruz. Artık Robusta çok önemli bir müşteri bazına ulaştı. 50 civarında müşterimiz ve bu müşterilerimizde 250'den fazla dijital çalışanımız ve bu dijital çalışanlarımızda da artık binlerce dijital süreç otomasyonunu sağlamış durumdayız. Pandemi öncesinde 16 olan çalışan sayımız artık bugün 50'yi geçiyor. Yıl sonunu 55 ile kapatacak gibi duruyoruz. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ürünleşmenin önemini aslında vurgulamak için. Şimdi Robusta bünyesinde 50 çalışanımız var ama bir o kadar da iş ortaklarımızda, robot danışmanlığı sağlayan iş ortaklarımızda ve müşterilerimizde robot kendi süreçlerin otomasyonunu sağlamak için de bir o kadar da müşterilerimizde danışmanımız var. 2023 hedefi olarak biz buradaki toplam ekosistemdeki yaratacağımız istihdamın 1000'i geçmesini hedefliyoruz. Şimdi burada dijital dönüşüm diyoruz. Aslında değişim hayatımızın her alanında, her yerde ve
içinde olduğumuz zaman değişimi algılayamıyoruz. Birazcık kenara çekilip baktığımızda değişimi çok daha net olarak gözlemlemek, anlamak mümkün. Çok basit bir örnek olarak vermek gerekirse, ben ilkokulda olduğum dönemde televizyondan izledim. İlk istatistiki bilgi, beynime kazıdım. İlk istatistiki bilgi Türkiye'nin okuma yazma oranının %67 olduğuydu. 1980'lerin başında ülkemizdeki okuma yazma oranı %67, yani her 100 kişiden 33'ü okuma yazma bilmiyordu. Şimdi bugüne geldiğimizde artık her ilde ve neredeyse her ilçede üniversitenin olduğu bir döneme geldik. Şimdi diğer bir örnek olarak verebileceğimiz bir örnek, değişim örneği. 1990'ların başında yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır. Her tarafta bilgisayarı, muhasebe kursları patlamıştı. Şimdi buraya baktığımızda bu bilgisayarlı muhasebe kursları aslında temelde defterde tuttuğumuz muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla ilgili bir süreç. Ve bu baktığımızda bu o dönem için bu işleri yapmak, bu eğitimi alıp sonra bu benzer bir işte çalışmak oldukça üst düzey bir iş sayılıyordu. Şimdi günümüze geldiğimizde bu tür veri girişi işleri artık çok sıradan ve insanların çok da yapmak istemediği işler. Ki bunun gibi raporlama gibi birçok kurumlarda tekrar eden, manuel olarak yürüyen beyaz yakalıların yapmak zorunda olduğu ama kuruma da katma değeri düşük yüzlerce iş var ve bu işler artık beyaz yakaların yaptığı mavi yaka işleri olarak adlandırıyoruz. Biz 2016 yılından beri RPA'yı anlatmaya çalışıyoruz. Burada en büyük sıkıntılardan birisi bu kavramı anlatmaktı ki bence burada ICT Medya'nın bu etkinliğin adını koymuş olduğu işte mavi yaka yaklaşımı bence durumu aslında en iyi açıklayan terim olarak, bugüne kadar gördüğüm en iyi terim olarak söyleyebiliriz. Ben burada bugünkü etkinlikte RPA ile ilgili çok doyurucu bilgiler sağlayacak değerli konuşmacılar. Şimdi ben burada sadece birkaç, sizi sıkmamak için birkaç istatistiki bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi benim için en önemli şeylerden birisi bugün işte McKinsey'e göre bugün yapmış olduğumuz işlerin %60'ı gelecekte dijital çalışanlar tarafından yapılacak. Bu şu demek, aslında biz iş hayatımızda bugün yapmış olduğumuz işlere de bu gözle bakıp bu dönüşümü bir an önce yapmamız gerekiyor. Yine Gartner'ın araştırmalarında dünyada bu teknoloji, RPA teknolojisini benimseme oranı çok hızlı bir şekilde arttı. Yapılan araştırmalarda artık bu benimsenme oranının pilot uygulama veya işte yaygınlaşma anlamında baktığımızda %73'lerdeyiz. Evet, %73 bir benimsenme oranı ama %3 oranında aslında daha scale edip yaygınlaştırabilen kurum sayısı var. Bu da teknolojinin hype'ın başındayız ve önümüzdeki araştırmalar şunu gösteriyor, önümüzdeki 20-25 yılı domine edecek bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Burada birazcık RPA'nın pazar boyutuyla bakmamız lazım. Şimdi RPA temelde kuralları belli işlerin otomasyonu amaçlı olarak ortaya çıktı. Yalnız yapay zekadaki ilerlemeler de paralel olarak robotlar da artık daha akıllı, bilişsel yetenek gerektiren işlerin de otomasyonunda kullanılabilecek bir aşamaya doğru evriliyor. Buraya baktığımızda pazarın büyüklükleri 2020 yılında 4 milyar doları geçti RPA pazarının. Bunun işte AI ile birleştirildiğinde, hyper automation diye baktığımızda pazar çok daha hızlı büyüyor. Ve daha da ilginci burada sadece software değil, burada bir de RPA'nin yaratmış olduğu bir hizmet ekonomisi var. Yani burada aslında bir RPA danışmanlığı diyeceğimiz, robot danışmanlığı, robot eğitimi, robotlara süreçlerin aktarılması gibi konularda bir hizmet ekonomisi de çok önemli bir yer tutuyor. 2023'te toplam beklenen pazar büyüklüğü 35 milyar dolar gibi oldukça devasa bir pazardan söz ediyoruz. Burada Türk şirketleri olarak %1 pay aldığımızda bile 250 milyon dolar gibi çok önemli bir hacme ulaşma ihtimali var. Ki burada biliyorsunuz
özellikle hizmet tarafındaki yapacağımız şeylerin aslında direkt istihdamı ilgilendiren bir konu ve burada işte on binlerce istihdam yaratma potansiyeline sahip, özellikle Avrupa'ya çok yakın olmamız münasebetiyle buradaki şeyleri, Avrupa'daki RPA hizmetlerinin hizmet üssü olarak ülkemizi konumlandırmak imkanımız önümüzde duruyor. Son olarak birkaç kelimeler, kamuda RPA deneyimle ilgili birkaç istatistik paylaşmak istiyorum. İşte Amerika'da federal hükümette %65 oranında bir benimsenme oranı var, kullanma oranı var. Ve bunun işte %41 eyaletlerde var. Orada kurumlardaki şeyler aklına işte %15'i %200 robot arasına kadar yaygınlaşmış. %26'sı işte 50 ile 100 arasında ki büyümeye devam ediyor. Bir sayılara ulaşmış durumdalar. Buradaki en önemli kazanımlara baktığımızda aslında hizmet teslimat hızının artması, %46 gibi önemli bir oranda devletin işte vatandaşa sağladığı hizmetin hızında bir artış sağlanmış. Ve masraflarda %41 oranında bir düşüş sağlanmış. Ve en önemli şeylerden birisi de ki bana göre işlem hatalarının giderilmesi, onda da %37 oranında bir kazanım sağlanmış. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Robust'ta ürünümüzle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunuzda dışarıda arkadaşlarımız ürünümüzü deneyimlemeniz için sizlere yardımcı olacaktır. Topluluk sürümümüzü de hayata geçirdik. Robust'ta ürününü bulut üzerinden istediğiniz zaman indirip kişisel amaçlarla kullanmanızı, bu teknolojileri deneyimlemelerinizi de açarak aslında hem gençlerimizin robotik teknolojileri çok hızlı bir şekilde öğrenmelerini hem de burada bu teknolojileri öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Başarılı bir etkinlik olmasını diliyorum. Evet, küçük bir kumanda krizi yaşadık. Robotik sistemler bu teknik aksaklıkları telafi edecek mi? Uzmanlarımız belki ilerleyen dakikalarda bir açıklamada bulunur. Sayın Dayanıklı, dijital dönüşümün akışın içindeyken fark etmenin zor olduğunu, bazen geri çekilip bakmak gerektiğini altını çizdiler. Böyle kıymetli etkinlikler de halimizi analiz etmenin en keyifli yollarından bir tanesi galiba. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyoruz efendim. Öncelikle yeni bir komşu edindiğimiz için çok mutlu olduk. İnşallah uygun bir vakitte de ziyaretinize gelmeyi arzu ederim. Buradan hemen onu söylemiş olayım. Sayın Bakanım, Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü'nün değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyor. ICT Medya tarafından düzenlenen bu konferansa sizlerle bir arada olmaktan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok kısa bir anıyla başlamak istiyorum bugün. Sene 1993, Amerikalı bir otomotiv firmasında otomasyondan sorumlu yetkili bir beyefendi üniversitede sunuma geldiler. Sunum öncesi bir video paylaşıldı. Video Walt Disney tarafından hazırlanmış. İşte böyle patlamalar, hani kaynaklar yapılıyor, bir anda her tarafta ışıklar saçılıyor falan filan. Robotlar araçları boyuyorlar, işte farklı montaj operasyonları yapıyorlar. Tabii mükemmel bir görüntü var ortada. Video bitti. Sunumu yapacak olan beyefendi şu itirafta bulundu. Dedi ki burada gördüğünüz her şey tamamen bir görsellik için Walt Disney tarafından yapıldı. Gerçek hayatta bu böyle değil. Gerçek hayat nasıl? Bizim arka bahçemize girip görmenizi isterim dedi. Tabii sene 93. Sene 93 olduğu için bugünkü gelişen teknolojiyle elimizdeki o gününe baktığımız zaman sensör teknolojimiz bu kadar gelişmiş değil. Motor teknolojimiz bu kadar gelişmiş değil.
arka bahçemize gelin. Size orada hurdaya dönmüş arabaları ve robotları göstereyim dedi. Yani ama bugün geldiğimiz noktada otomasyonla gerçekten süreçlerimizi çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliyoruz. Ve bu teknoloji, hani bir bütün olarak teknolojiye baktığımız zaman BTK olarak biz tabii işin belki biraz 5G boyutu veya teknolojinin iletişim boyutu içerisindeyiz. Fakat bu iletişim boyutu bize ne getireceği de aslında bugün belki konuşmamız lazım. Bu iletişim boyutuyla birlikte biz yarının dünyasında o robotları daha akıllı, daha duyarlı, çalıştığı ortama daha duyarlı hale geldikçe bu otomasyonla biz o karanlık sanayi veya karanlık fabrikaları inşa edebilir hale gelmiş olacağız. Bu anlamda bunlar hepsi üstüne eklemlenerek giden bulut bilişim diyoruz. Bugün IT'ye baktığımız zaman IT içerisinde ciddi otomasyonlar yapıyoruz. İşte yeni personel kazandıracaksınız. Yeni personeller katılıyor. İşte bilgisayarlar açmanız lazım. Fiziksel bilgisayardan neye kaçtık? Sanallaşmış ortamlara, sanal bilgisayarlara, sanal ortamlara ve bu ortamları hızlı bir şekilde oluşturup kullanıcının önüne sunabilir hale geldik. Bunların hepsi tabii bize günün sonunda zamandan tasarruf, enerjiden tasarruf olarak hepsi bize katkı sağlıyor. Evet, değerli katılımcılar, teknolojik gelişmelere uygun hizmetlerin sunulmasında güçlü altyapılar bu işin olmazsa olmazı konumundadır. Bilgi ve iletişim sektörü dijitalleşme ile birlikte tüm sektörler için gelişme ve ilerlemede anahtar konumda. Bugün ülkemizde elektronik haberleşme sektöründeki verilere baktığımızda mobil abone sayımız 85 milyona yaklaştığını ve mobil abone yaygınlığının %101'i aştığını görüyoruz. 2021 ilk yarı yılı itibariyle 85,7 milyona ulaşan toplam geniş bant abonelerinin veri kullanım miktarlarının da önceki yılın aynı dönemine göre sabitte %39 ve mobilde %31 artış gösterdiğini görüyoruz. Bakanlık ve BTK olarak bilgi ve iletişim sektöründe sürdürülebilir ve etkin rekabet ortamının sağlanması, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve bu hizmetlere olan güvenin artırılması adına önemli faaliyetler yürütüyoruz, düzenlemeler yapıyoruz. Gerek sabit, gerekse mobil ve uydu altyapılarımız ile ülkemizde geleceğe daha da güçlü hazırlıyoruz. BTK olarak güçlü bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının kurulması ve yeni teknolojilere uygun olarak geliştirilmesi noktasında paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Gündemimizde 5G bulunuyor. 5G'ye yerli ve milli imkanlar ile geçme konusunda güçlü irademizle, paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teknolojik yeniliklerin sunulması ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde temel kaynağımızın insan olduğunu, gerçeğiyle ülkemizin dinamik genç nüfusunun avantajını da kullanarak kurum olarak eğitim faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz. BTK Akademi aracılığıyla robotik kodlama, büyük veri, yapay zeka gibi eğitimler ve sektör paydaşlarıyla işbirliği halinde yaptığımız çeşitli etkinliklerle gençlerimizi teknolojik kabiliyetlerle donatıyor, onların gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Yarınlarımızın olan çocuklarımız, gençlerimizin güçlü potansiyelini açığa çıkarma ve ürüne dönüştürme gayreti içerisinde ilgili paydaşlarımızın da desteğiyle daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün burada robotik otomasyon sistemleri başta olmak üzere pek çok konuyu konuşarak farkındalığın artırılmasına vesile olan, başta ICT medya olmak üzere programı düzenleyerek düzenlenmesinde emek vermiş herkese teşekkür ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Evet, bakanlık ve BTK olarak Türkiye'ye bilgi iletişim teknolojileri hizmetlerinden en güçlü şekilde faydalanması için çalıştıklarını vurguladılar. Sayın Başkan'ın yarının dünyasında robotları daha anlayışlı olmasını isterken karanlık fabrikalar inşa etmeyelim dediler. Belki en farklı bakış açısı bu oldu. Dikkat etmek gerek. Sayın Başkan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet edemiyorum galiba. Pekala efendim. O zaman hemen Zehra Hanım'dan devam edelim. Değerli konuklar, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Sayın Zehra Öney'i, Teknolojide Kadın İstihdamına RPA Uzmanlığının Katkısı başlıklı konuşmaları için davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Öncelikle Sayın Bakanımız, Sayın Başkanımız ve Robusto'nun değerli yöneticilerine ve bütün Haziran'a buradan bir merhaba demek istiyorum. Umarım çok keyifli bir bilgilendirici bir gün geçiririz hep birlikte diye ben de sunumuma başlamak istiyorum. Şimdi özellikle yapay zekanın, bu arada sunumumu ben çeviremiyorum galiba. Öyle bir şey var. Burada var mı bir kumanda? Ah, buradaymış. Pardon, çok özür dilerim. Özellikle yapay zekanın otomasyonla artan ve verimlilik kazanımında son derece önemli olup birçok faydayı sunan ve aynı zamanda özellikle pandemi döneminde hepimizin gördüğü teknolojinin ve yapay zekanın kaçınılmaz yükselişi, ürünle, servisle hem iş dünyasında hem sosyal hayatlarımızda, günlük hayatlarımızda hem kamusal işlerde hayatımıza çok ciddi bir etki yaratıyor olması, bir dönüşüm yaratıyor olmasıyla birlikte aslında yapay zeka konusu önümüzdeki dönemin her türlü konuda iş yapış, yaşantı ve dünyadaki her türlü sürdürülebilirlik konusunu etkileyecek çok önemli bir teknoloji haline geldiğini görüyoruz. Biraz rakamsal verilerle aslında yapay zekanın bu agresif ilerlemesini hissetmeyi isterim sizlerle beraber. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu çok önemli çalışmalar, çok önemli araştırmalar yapıyor ve 2022'de Dünya Ekonomik Forumu'nun rapor verilerine göre biraz önce başkanımız, bakanımız ve Robusto yöneticisinin de aktardığı gibi 130 milyon yeni iş başlığı, yeni uzmanlık girecek hayatımıza. Birçoğu girdi zaten. Bunlar bizim alıştığımız işte hukuk veya işte pazarlama, ticaret, teknoloji gibi tek başlıklar olmayacak. Ana başlıkların altında 130 milyon uzmanlık başlığı hayatımıza girecek. Ve bunun da 60 milyonunu insanlar, 70 milyonunu ise yapay zeka ürünleri, servisleri yani otomasyonla yapacağımız hizmetler alacak. İşte 2019-2025 yılları arasında da 9 trilyon dolar değerinde bilgi çalışanı piyasası 3'te 2'lik bölümünde insanlarla makineler arasında görev dağılımında yaşanan ciddi bir değişim söz konusu olacak. Yani bu şu demek, bilgi çalışanı insanın yükselmesi yerine yapay zekanın içeriye koyduğu ürün ve servisler bilgi çalışanlarıyla rekabet eder hale gelecek. Dünya Ekonomik Forumu'nun işlerin geleceği konulu son araştırmasında ise şu an mevcut işlerin ortalama %71'ini insanlar, %29'unu ise makinaların üstlendiği bilgisi var. Bu dağılımın 2025 yılına kadar insanlar tarafından yapılan işlerin %48'ine karşılık %52 oranında makinalarla yapılacağını söylüyor. Şimdi bunlar çok önemli oranlar. Sık sık raporlardan bu oranları okuyoruz, bizler söylüyoruz ama aslında gelecek bu oranlarla ilerleyecek. Yani buradan çıktı olarak şunu düşünebiliriz. İnsan olarak uzmanlıklarımızı, yetkinliklerimizi, yapabilitemizi değiştirip dönüştürmemiz gereken çok önemli bir
yüzyılda çok önemli süreçlerdeyiz. Alıştığımız, rutinde bıraktığımız şeylerin yerini yepyeni uzmanlıklar, yepyeni iş alanları alıyor olacak. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020'de küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna baktığımızda da yapay zeka profesyonellerinin sadece %26'sını kadın olduğunu görüyoruz. AI indeksine göre bu Artificial Intelligence Index raporu 2021, ankete katılan üniversiteler arasında araştırma odak alanı yapay zeka olan fakültelerin sadece %16.1'inde kadınlar var. Yani oran olarak baktığımızda kadınların teknolojiye ve yapay zekaya ilgi, onun üretiminde yer alma, çalışma oranları oldukça düşük. Forbes'un paylaştığı 2020 verilerine göre bilim ve mühendislik alanlarında iş gücünün sadece %28'ini kadınlar oluşturuyor. Bu oran söz konusu alanlarda üniversite diploması alan kadın sayısı göz önüne alındığında oldukça düşük. Üniversite mezunlarının yaklaşık %55'i kadınken bu ortalamanın sadece 1/3'ünden biraz fazlası STEM yani fen, matematik, mühendislik, bilim alanlarında mezun oluyorlar. Ve mezuniyet sonrası da ciddi bir kırılım oluyor. Çünkü erkek iklimiyle hazırlanmış iş dünyasında, teknolojide kadınlar kariyerde umut görmedikleri için farklı alanlara yöneliyorlar ve %19'a düşen bir değer kaybı oluyor %33'lerde. Şimdi küresel cinsiyet farkı raporuna göre yine yapay zeka yeteneğinin en belirgin olduğu 3 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Almanya. Almanya'da yapay zeka yetenek havuzunun sadece %16'sı kadın. Cinsiyet farkının en az olduğu 3 ülke yapay zeka yetenek havuzunun ortalama %28'inin kadın, %72'sinin de erkek olduğu İtalya, Singapur ve Güney Afrika. Yani baktığınızda Türkiye'nin durumuyla dünyanın durumu arasında da çok büyük bir fark yok. Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel cinsiyet uçurumu raporunda yine devam ediyorum. Bilgi teknolojileri sektörü kadın istihdamı konusunda uçurumun en yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi. Şimdi Deloitte'un Türkiye özelinde yapmış olduğu teknoloji kapsamında kadın başlığıyla hazırladığı raporda kadın istihdamının sadece %7'si bilgi teknolojileri alanında. Oysa gelecek yüzyılın en önemli ve en boyutlu düşündürücü gücü olan yapay zeka ile ilgili atılacak her adım Türkiye'nin ekonomik otomasyonu ve dijital dönüşümü için çok büyük fırsatlar barındırıyor. Eğer Türkiye olarak cinsiyet eşitsizliğini çözüp ekonomiyi güçlendirmek için bu alanda cinsiyet eşitliği sağlayarak teknoloji alanında güçlenirsek gayri safi yurt içi hasılamızda %14'lük bir büyüme gerçekleşecek ki bu 170 milyar dolara geliyor ve 1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelmemiz söz konusu olacak. Honeypot'un 2016 yılında OECD ülkeleri arasında 149 ülke içinde yapmış olduğu bir araştırmada teknoloji alanında Türkiye'de 245 bin üretimde çalışan kişi olduğu belirlenmiş. 2018 verisi bu. Ve bu 245 binin sadece %9,91'inin kadın olduğu gözüküyor. Daha bu dönüştürücü teknolojilerdeki üretime baktığımızda ise bu oran iyice küçülüyor. O %10 bile olmayan, %9,91 olan kadın üretici oranında %2'ler, %3'ler, o oranın da %2'si, %3'ü gibi, yani 24 bin kadının da %2'si, %3'ü gibi yapay zeka ve dönüştürücü teknolojilerde üretimde yer aldıklarını görüyoruz. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin Ekim 2021'de yapay zeka girişim haritasında görüntü işleme, öngörü, veri analitiği, arama asistanı, arama motoru, doğal dil işletme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 208 girişim yer alıyor. Ve böylece 2017'de 24 olan yapay zeka girişim sayımızın da
Bunu memnuniyetle söylüyorum. 2021 yılına geldiğimizde 8 kat arttığını görüyoruz. Yani aslında girişimciler için yapay zeka çok büyük bir fırsat barındırıyor. Bu alanda yapılan işler, bu alanda yapılan girişimler de gittikçe hızını artırıyor. Girişimlerin kategori dağılımına baktığımız zaman görüntü işleme, makine öğrenmesi, öngörü, veri analitiği, chatbot ve diyalogsal yapay zeka ve tabii ki robotik süreç otomasyonu ön planda olduğunu söyleyebilirim. Teknoloji alanında şu an ilgi gören alanlara baktığımızda ki robotik süreç otomasyonu bunların en başında geliyor. Yapay zeka, blockchain teknolojisi, nesnelerin interneti ve bulut bilişim, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Tabii şimdi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği söyleyince Megaverse'ü anmamak mümkün değil. Facebook'un yeni açıkladığı tamamen artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik tabanlı bir yeni yaşam, bir yeni dünya teklifiyle şu anda bu yıl 2021 biterken hepimiz karşılaştık. Dolayısıyla bu alanda artık daha yavaş giden girişimler, bu alanda artık daha yavaş ilerleyen süreçlerin hızlanacağını ve bu alanda çok fazla girişimin Türkiye'den unicorn olarak çıkacağını öngörebiliriz. Tabii 5G teknolojisini de atlamamak gerekiyor. Çünkü 5G teknolojisinin Türkiye'ye gelmesi ve kullanılmaya başlanması bütün bu robotik süreçlerde çok önemli bir güçlendirici faktör olacaktır. Robotik süreç otomasyonunun kullanım alanlarına baktığımız zaman enerji sektörü, finans, muhasebe, hizmet, insan kaynakları, perakende, sağlık, sigorta, telekomünikasyon ve üretimde kullanılan çok önemli bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda sürekli değişen ve dönüşen dünyamızda işletmelerde bu tekrarlanan manuel görevlerden ve insanın yaptığı risk ve hatalardan kurtulmayı sağlayan robotik süreç otomasyon süreçleriyle pek çok şirket kendi altyapılarını ve iş süreçlerini yenilemeye çoktan başladı. Robotik süreç otomasyonunun önemini anlamak için sektöre sağladığı faydaları da biraz anlamak gerekiyor. Bunu incelediğimiz zaman da maliyet avantajı sağlaması, her ölçekteki işletmeye uyum sağlayabilmesi, hata ve risk payını sıfıra indirmesi, 7/24 çalışarak işlerin aksamasının engellenmesi, sektörlerdeki insan kaynağının daha verimli kullanılmasının sağlanması, opsiyonel iş yükünün azalmasının sağlanması, robotik süreç otomasyonunun sektörel yapılara sunduğu en temel avantajlar olarak söyleyebilirim. Eksiğim kaldıysa Robusto'nun ve Robusto yetkililerinden tamamlamalarını da rica ederim. Yani o kadar çok alanda faydalı ki biz sadece belli başlı olanlarını buraya koyup sizlerle paylaşmak istedik. Robotik süreç otomasyonu geleceğin alanı olacak ve peki bu alanda ilgili veriler bize ne söylüyor? Biraz verilere bakmak istiyoruz. Şimdi Transparency Market Research tarafından hazırlanan raporda RPA'nın dünya genelinde yaklaşık yıllık %60.5'lik bir bileşik büyüme oranı olduğu beklenmekte. Bilmiyorum ben slide'da doğru yerde miyim? Biraz fazla hızlı anlatmış olabilirim. Evet, şöyle geri geleyim. McKinsey Company tarafından hazırlanan bir başka raporda da RPA'nın ilave iş gücü verimliliğinin 110 milyon ile 140 milyon personel arasındaki üretime eşdeğer olduğu tahmin ediliyor. Bir diğer araştırmada Statistik Canada'ya göre kadın çalışanların %44'ü robotlar ve otomasyonlar gibi teknolojinin benimsenmesiyle birlikte bu tür iş kesintisi yaşama olasılıklarının %50 olduğunu düşünüyor ve bundan da endişeleniyor. 2021 yılında RPA'nın küresel pazar büyüklüğünün de 5.4 milyar dolar olduğu tespit edilmiş durumda. Peki RPA yeni meslekler yaratıyor. RPA ile beraber pek çok yeni meslek başlığı hayatımıza giriyor. Ve bu alanda da gittikçe artan bir insan kaynağı ihtiyacı da robotik süreç otomasyonu uzmanı yetişmesi konusunda bizleri zorluyor. Peki hangi yeni meslekler geliyor robotik süreç otomasyonu ile beraber? Özellikle robotik süreç otomasyonu içerisinde olan
veri işlemeyle alakalı ya da işlerin bir otomasyon üzerine gitmesiyle alakalı pek çok uzmanlık başlığı hayatımıza girdi ve bu alanda Türkiye'de insan kaynağı eksiği çok yüksek. İşte Teknolojide Kadın Derneği ve Robusto'nun bu anlamda çok önemli bir işbirliği bu yılın başında başladı ve Robusto Teknolojide Kadın Derneği'nin düzenlediği eğitimlerde robotik süreç otomasyonu eğitimleri için özellikle VİTEK Akademi, özellikle Genç Dönüşüm Akademisi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun liderliğinde VİTEK Akademi işbirliğiyle kurulan Genç Dönüşüm Akademisi içerisinde 20'li gruplar halinde sınıflarımızı açarak Robusto'nun katkısı ve desteğiyle robotik süreç otomasyon uzmanlarını yetiştirmeye başladık. Şu ana kadar 60'dan fazla mezun verdik ve verdiğimiz mezunların istihdama katılması konusu da derneğimizin bir konusu olduğu için onları da hızla istihdama kazandırdık. Robusto'nun da çok büyük bir desteğiyle. Şimdi burada bir videomuz var. Bilmiyorum rejimiz oynatabilir mi ama bizden eğitim almış bir gencimizin konuyla ilgili vereceği bir geri bildirimi var. Videoyu oynatabiliyor muyuz acaba? Merhaba, ben Cansu Demirürek. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezunum. İtalya, Milano'da Business Design alanı üzerine master yaptım. Teknolojide Kadın Derneği, VTEC'in RPA eğitim ve sertifika programını ilk olarak LinkedIn'de gördüm. Daha sonra başvuru yaptım. Bu eğitim kapsamı içerisinde RPA yazılımı geliştirme ve uygulama dersleri almaktayım. Ayrıca yine bu eğitim programı içerisinde kişisel gelişim dersleriyle birlikte sektörde kullanılan diğer uygulamalarla ilgili de eğitim almaktayım. Yani kısaca bu eğitim programı beni gerçek iş yaşantısına, iş hayatına hazırlamakta. Ayrıca bu program sayesinde bundan sonraki kariyerimde neler yapabileceğime de karar vermiş oldum. Bundan sonraki kariyerime RPA yazılımı yaparak devam etmek istemekteyim. VTEC'in bu tür eğitimlerine diğer arkadaşlarım da katılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü sektörde uzman isimlerden alınacak bu eğitim onlara çok büyük fayda sağlayacak. VTEC'e bana sunmuş olduğu bu imkanlar ve bu eğitim için çok çok teşekkür ederim. Evet, ben de buradan nezdinizde Robusto'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle pırıl pırıl gençlerimiz robotik süreç otomasyonunu sizlerin sayesinde alarak böyle mezunlar veriyoruz. Ve inanın hemen işe girme imkanları oluyor ve çok hızlı bir şekilde iş dünyasına onları kazandırmış oluyoruz. İşte bu tip eğitimlerin artması, uzman insan kaynağını yetiştirmek, bu alandaki fırsatların üniversiteler kanalıyla gençlere iletilmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii ki biraz slide çevirmede başarısız gördüm kendimi, onu da itiraf etmek isterim, hızlı gittim ama yapay zeka ile ilgili de çok önemli bir eğitim yaptık çok yakın bir zamanda. Şimdi robotik süreç otomasyonu, yapay zeka, derin öğrenme ve Python yazılım dilleri, bunlar hepsi birbiriyle çok ilintili konular olduğundan ve bu alanda da kadınlarımızın sayı olarak, motivasyon olarak çok eksik olduklarını düşündüğümüz için bu yıl Udacity ile birlikte önemli bir yapay zeka, Python ve derin öğrenme konusunda iki ayrı eğitimi aynı anda açacağımız ve eğitimin içerisine 30 kurumsal kadın, pek çok destekçi firmamızın içinde çalışan kadın yöneticilerimiz ve 32 üniversiteden mezun olacak genç kızımızı ekledik ve 62 kadınımızı bu programa aldık. Şu anda program bütün hızıyla devam ediyor. Global bir sertifikasyonu var. 4,5 aylık bir program. Skill Master eğitimiyle başlıyor. Yapay zeka, derin öğrenmeyle devam ediyor. Python yazılım dilini öğretiyor. Ve mezuniyet sonrasında da kurumlarında çalışanlar kurumlarına katkıya devam ederken gençlerimizi de biz istihdama kazandırmak için onlara mentorluk ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla robotik süreç otomasyonu konusu ve bu alanda çalışan nadide firmalarımız, Robusto gibi hem sektöre hem de bizim gibi STK'lara destek vererek hem insan kaynağı geliştiren hem aynı zamanda da sektöre fayda verecek, bu otomasyonu sağlayacak bilgilendirmeleri yaparak ilerlemek son derece kıymetli. Ben çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten bugünkü toplantıda şu gördüğünüz sınıfta bu gençlerimizin yetişmesinin çok çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatarak
Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Zehra Öney teknolojide kadın istihdamında Türkiye ile dünya arasında çok fark bulunmadığına işaret ettiler. Robusta ile gerçekleştirilen işbirliğiyle şimdiden 60 mezun verdiklerini ve çok hızlı istihdam edildiklerini de ifade ettiler. Bir kadın olarak ayrıca gurur duyuyorum. 2025 yılına kadar da %52 oranında robotların işlerimizi bizlerin yerine geçeceğinin altını çizdiler. Öney'e aktardıkları için teşekkür ediyorum. Mikrofonlar henüz kendi kendine konuşmaya başlamadan hemen bakalım. Davet etmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan'ı konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Kıymetli dostlar, online olarak bizi izleyen online katılımcılar, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, ICT Medya Grubu tarafından düzenlenen Dijital Mavi Yaka, Robotik Otomasyon Sistemleri konulu konferans vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Böylesine önemli bir konuda bu konferansta emeği geçen herkese gönülden şükranlarımı sunmak istiyorum. Teknolojinin adeta çepeçevre hayatımızı bir bütün olarak sardığı bir dünyadayız şu anda. Bugün neredeyse her işimizde teknolojinin sunduğu imkanları kullanıyoruz ve gerek iş hayatında, gerek kendi kişisel hayatımızda teknolojinin etkisi her geçen gün daha da artıyor. Ve bu özellikle sistemlerin ve insanların birbirleriyle olan iletişimlerin artması, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, küçük işletme veya küresel bir şirket ya da normal kişisel hayatımız fark etmeksizin bu ekosistemin parçası olan herkesi, her kişiyi ve nesneyi çok derinden etkiliyor. Akıllı sistemler, robotlar, dijital uygulamalarla gerek imalat gerekse hizmet sektörünün büyük bir değişime uğradığına şahit oluyoruz ve bu değişim dönüşümün temelinde teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili, verimli yapabilme imkanı yatıyor. Bu aynı zamanda teknolojik imkanlar ile giderek daha çok verinin kaydedilmesi, daha çok bu verinin işlenmesi, iletilmesi ile karar verme süreçlerinde de kullanılması dijital dönüşümün bütününü oluşturmuş duruyor. Tabii etkisi hala devam eden COVID-19'da bu gelişimi şöyle biraz daha fast forward, eski teyipleri vesaire kullananlar bilir ya da YouTube'da falan da şöyle 2x, 3x hızlı bir şekilde bunu yaşamamızı sağladı. Daha uzun yıllar süreceğini düşündüğümüz birçok değişim şöyle daha kısa bir pencereye sıkışmış oldu. Bu bir yandan birçok fırsat oluştururken bizleri, bu konuyla ilgilenenleri, bir yandan tehditleri de beraberinde getiriyor. Artan dijitalleşme ile birlikte ülkeler vatandaşlarına elektronik ortamda sunulan hizmetleri daha kapsamlı, daha geniş ölçekte sunabiliyor. Yani küresel CEO'ların %73'ü, Türkiye'deki CEO'ların %90'a yakını uzaktan çalışmanın mevcut yetenek havuzunu oldukça genişlettiği görüşünde. Onun için hani bir yandan işte robotik, otomasyon vesaire hep böyle üretim bakarken fikirsel üretimin de uzaktan olabileceği da bugün yapay zeka ile ilgili işte özellikle sosyal medya kuruluşları ile ilgili yapılan araştırmaların ya da işte bu konuda yayınlanan çalışmaların %70-80'i çok bildiğimiz şirketlere ait. Bizler bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojileri bu yüzden hep gündemimizin en üst sırasında tutmaya çalışıyor ve bu konudaki politikalarını, yol haritalarını buna göre oluşturmaya çalışıyoruz. Bir yandan teknolojik altyapıların daha da geliştirilmesi, alternatiflerinin çoğalması konusunda çalışmaları yürütürken daha çok aynı zamanda elektronik ortama aktarılan hizmetlerin belirli bir kalitede ve standartta sağlanması en büyük hedefimiz. Çünkü her cihaz, her sistem, her birey birbiriyle bağlantı. Bu teknoloji çağında siber uzayda oluşan bağlantılar hiç olmadığı kadar arttı ve adeta hiper bağlantılı bir ağ
oluşturdu diyebiliriz. İşte cihaz sayıları vesaire, işte 10 milyardan az olan internete bağlı cihaz sayısı 2030 yılında 100 milyarı geçecek. Yani şimdiye kadar ne konuşuyorduk? Hep işte bireyler arası haberleşme. Artık nesneleri de geçtik. Hiper bağlantı. Her şeyin her şeyle bağlantılı olduğu bir dönemdeyiz. Bu kadar çok sayıda cihazın, nesnenin bağlantılı olması, fiziksel dünyada yer alan bilgilerin dijital ortama aktarılması, paylaşılması, erişilmesi ve etkileşimiyle sanal ortamda oluşan veri miktarı da her geçen gün artıyor ve bu anlamda büyük veri, veri analitiği, pek çok teknolojiyi besliyor. Bu teknolojilerin olgunlaşmasını sağlayan ana girdilerden bir tanesi oldu. Birçok şöyle startuplara vesaire baktığınız zaman, yani fiziksel iş bir yandan oluyor. Yani birçok iş modeline baktığınız zaman fiziksel işin yanı sıra o fiziksel işin oluşturmuş olduğu veri ve bu verinin kullanımı o yaptığınız fiziksel işten çok daha anlamlı ve çok daha fazla kullanışlı hale geldi. Ne bu? Yani öyle ya, o scooter kullanmaktan işte ne bileyim araç kiralamaya, neye bakarsanız bakın burada yaptığınız fiziki işten aldığınız kazancın kat ve kat fazlasını sadece işte o profillemesinden tutun, bunu başka şirketlerin, başka kişilerin kullanımına açabilmek, o verinin kullanımı, araç kullanım verisi, turist verisi, dolaştığınız veri. Bu veri adeta yaptığınız işten daha fazla değerli hale geldi. Niçin? İşte reklamlar size geliyor, ona göre profilleniyorsunuz, ona göre bir dahaki işi yaparken ne yapacağınız tahmin ediliyor. Biz de bu anlamda kimilerine göre insanlık tarihinin en etkili buluşu, kimilerine göre ise en büyük varoluşsal tehdit olarak görülen yapay zeka teknolojisinin imkanlarının en fazla şekilde faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Büyük veri, yapay zeka, 5G, kuantum, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve daha birçok teknoloji her geçen gün bu anlamda daha da ilerliyor ve bu teknolojilerin birbirinden farklı da olsa nihayetinde biz hepsini birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini tamamlayan teknolojiler olarak görüyoruz. Ve bugün burada üretim sektörünün en önemli girdisi olan mavi yaka iş gücüne teknolojik gelişmelerin etkisini konuşmak üzere bir araya geldik. Yakın zamana kadar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz işte robotlar günümüzde her alanda ama her alanda çok daha fazla kullanılmaya başlandı. İşte birileri Endüstri 4.0 diyor, Toplum 5.0 diyor. Biz Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz. Yapılan araştırmalar yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel büyümenin %14'ünü tek başına sağlayacağı öngörülüyor. Ve bu kapsamda ülkemiz gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla doğacak bu yepyeni ekosistemden, ekonomiden global ölçekte de payını almalı diye düşünüyoruz. Devletimiz yerli insan kaynağıyla yerli ve milli teknoloji üretimine yönelik yapılan her çalışmayı destekliyor, destekleyecek. İşte biraz önce startuplardan bahsettik. Ne yazık ki ülkemizde bu anlamda çok da daha fazla desteklememiz gerektiğini söyleyeceğimiz bir alan. Öyle deyip, öyle formüle etmek daha doğru. Biz böyle şey yapınca, biz de öyle. Nasıl olsa startup bunu çok daha uyguna yaparlar vesaire. Başkasına biraz daha yüksek fiyatlarla verebileceğimiz işleri startuplara biraz daha böyle düşük fiyatlarla vermeye çalışıyoruz. Tabii bunların arasından gene sıyrılıp kendini ispat edenler çok daha iyi yerlere geliyor ama biz özellikle kamu alımlarının bu anlamda yerli milli ekosistemin, bu startupların desteklenmesi ve kamu alımlarının da bu şekilde kullanılabileceğine inanıyoruz. Ve bu sayede işte biz gerek 4.5G'deki yerlilik millilik oranlarını belirlerken gerek tüm işlerimizde bu anlamda yerli milli firmalarımızı, startuplarımızı desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz ve bunlara bir pozitif ayrımcılık yapmanın daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın çizdiği Dijital Türkiye vizyonu, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda tüm bunları ama başta yapay zekayı kalkınma hedeflerinin en büyük taşıyıcılarından bir tanesi olarak görüyoruz. İşte bu sene başında Dijital Dönüşüm Ofisimiz ulusal yapay zeka yol haritasını tüm paydaşların katılımıyla hazırladı. Bizler siber güvenlikle ilgili önümüzdeki
seneleri kapsayan yol haritasını ortaya koyduk. Yeni haberleşme, bu haberleşmenin, iletişimin, o bağlantılı nesnelerin en iyi şekilde haberleşmesini sağlayacak altyapıları yine kurumlarımız ortaya koyuyor. Şöyle robotik ile ilgili ülkemizde ve dünyada sayılara bakacak olursak, 2020 yılında dünya genelinde 3 milyondan fazla endüstriyel robotun fabrikalarda iş başında olduğunu görüyoruz. Gene Uluslararası Robotik Federasyonu tarafından hazırlanan Dünya Robot Raporu'na göre ülkemizde 2018 rakamında 2267 ünite robot satışı ile bir rekora ulaşılmıştı. Bu rakamlar her geçen gün artıyor ve uygulamaların %60 ile taşıma uygulamaları birinci sırada yer alıyor. Onu %19 ile kaynak uygulamaları takip ediyor ülkemizde. TÜİK tarafından yine 2021'de yapılan girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre en az 10 çalışanı olan işletmelerimizin %5'e yakını 2021 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullanıyor. 250 ve üzeri çalışan işletmelere baktığımızda bu rakam 5 katına çıkıyor. %25, %23.7 tam olarak robotik teknolojisi kullanılıyor ve robotik teknolojileri üretimde verimliliği, rekabetçiliği arttıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor ve çok enteresan, çalışan sayısı arttıkça robot sayısı da artıyor. Esasında bunun tam tersi olması beklenir. Robot sayısı arttıkça çalışan sayısının azalması. Belirli noktalarda öyle ama çalışan sayısının arttığı işletmelerde robot sayısının da arttığını ve daha fazla kullanıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla yapay zeka ve robotik teknolojilerin 21. yüzyılın akıllı orduları dahil üretimin bel kemiği olacağı ortada. Değerli katılımcılar, otomasyon, yapay zeka, dijital teknolojiler Türkiye'de bazı işlerin kaybolmasına yol açsa da verimlilik kazanımı, yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesiyle birlikte yeni işlerin oluşma potansiyelini de arttırdığını hep beraber görüyoruz. O nedenle bugünden geleceğe dönük olarak iş gücünün eğitimi ve yeteneklerinin sahipleştirilmesi, geliştirilmesi konusu bu anlamda anahtar öneme sahip ve biz bu anlamda biraz önce Sayın Dernek Başkanımız da bahsetti. Yetkin insan kaynağı oluşturma ve kapasite geliştirme her zaman bizim birinci hedefimiz. Bilgi varsa güç var. Bilgi varsa yenilik var. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz ve bu amaçla biliyorsunuz. Yine bu kurumumuz bünyesinde biz BTK Akademi'yi kurduk. BTK Akademi binlerce saatlik eğitimleriyle, robotik, yapay zeka da içinde bulunacak şekilde bütün vatandaşlarımıza, sizler dahil, bizler dahil ücretsiz olarak eğitim hizmeti veriyor. Bununla ilgili değerlendirmeyi yapıyor, sertifikalandırıyor. Gerek kurum kuruluşlarımıza yetişkin iş gücü kaynağı noktasında eğitime destek oluyor. Gerek insanların zihnini açacak şekilde bu teknolojileri tanıtıyor. Biz gene diyoruz ki bilgi varsa güç var, bilgi varsa yenilik var. Eğitim her alanda ve özellikle de bizim alanımızda daha da önemli. Unutulmaması gereken bir şey daha var. Türkiye ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeler arasında sıralarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen potansiyeli yüksek bir ülke. Kim ne derse desin. Bu potansiyeli oluşturan temel noktalardan bir tanesi de ülkemizde dijital altyapı çalışmalarına verilen önem ve yaptığımız yatırımların büyüklüğü. İşte bizim özellikle haberleşme, iletişim alanında yaptıklarımız ortada. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çizilen ve dünyadaki bu öncü ülkeler arasında yer alma hedefi doğrultusunda her alanda katma değeri yüksek yerli ve milli teknolojilere yönelmemiz şimdiye kadar, yani bizim kendi alanımızdan bahsetmek istiyorum gene, ağırlıklı pazar durumunda bulunmaktan üretici ve bu ürettiğini ihraç edici konuma doğru geçme eğilimindeyiz ve bunu başaracağız. Dünyada 50 ülkede robot üretimi bulunuyor. Robotunu kendi üretme konusunda da bizim çok ciddi bir mühendislik bilgimiz var ve bunu her geçen gün daha da arttırıyoruz. Milli teknoloji hamlesinin bizim en büyük amacımız ve bu amaçla hem kamu hem özel sektör hem STK'lar olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşüyor ve bu hedefler doğrultusunda gerek düzenlemeler, gerek teşvikler
üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz ve milli yerli sanayinin, milli startupların önünü açmaya ve bu noktada çalışmaya devam edeceğimizi ben bir kez daha belirtmek istiyorum. Başta ICT Medya, Murat Bey olmak üzere bu konferansın, bu çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konferansın bilinçlendirmeyi arttıracağını ve hayırlı işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyor. Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, fiziksel işten oluşan verinin neredeyse yapılan işten daha anlamlı geldiği bir döneme geldiğimizin altını çizdiler. Bilgi varsa güç var, yenilik var dediler. İşleyebilmek, kullanabilmek içinse startuplarımıza belki bir pozitif ayrımcılıkla destek vermek gerektiğinin altını çizdiler. Sayın Bakanımız aktardıkları için teşekkür ediyoruz. 15 dakikalık bir çay kahve molası için aramızı verelim. Molanın ardından panelimize devam edeceğiz. Şimdi müsaadenizle değerli panelistlerimizi davet etmek istiyorum. Kamu kurumlarında RPA kullanım paneli için moderatörümüz ICT Medya yazarı Doktor Yenal Arslan, Sistem Global RPA Çözümleri Yöneticisi Tuğçe Balarısı, TMO Bilgi İşlem Daire Başkanı Yasin Sarısoy, Sağlık Bakanlığı Veri Yönetimi Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Doktor Özgür Sezer, RPA Komitesi Koordinatörü Göker Sarp, Securitas Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Aykut Yılmaz. Teşekkür ederiz. Evet, tekrar hoş geldiniz. Sözü sizlere bırakıyoruz efendim. Buyurun. Herkese merhabalar. Sesim umarım geliyor. Şimdi gelmeye başladı. Maskemi çıkarayım mı çıkarmayayım mı bilemedim ama çıkarsam daha iyi sanki. Yeterince mesafe var. Evet, panelimize hoş geldiniz. Kamu kurumlarında RPA kullanımını genel olarak işleyeceğiz bu panelde ama başlamadan ben kısaca katılımcılarımızı, panelistlerimizi tanıtmak istiyorum. Kendilerine hızlıca söz verip o köşeden Aykut Bey'le başlayalım. Özel Güvenlik Hizmetleri'nin Bilgi Teknolojileri Koordinatörüyüm. Tüm Türkiye'deki Securitas'ın tüm şirketlerinin bilgi teknolojilerinden sorumluyum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İzleyenlere de keyifli bir panel diliyorum. Teşekkürler. Göker Bey. İstanbul'dan katılıyorum. Kurumsal dönüşüm platformunun altındaki RPA ile ilgili fokus grubumuz RPA komiteyi temsilen katılıyorum. Özellikle hazır cevap süremden yemeden şeyi belirtmek isterim. Bu yemiyor, rahat olun. Bu o açıdan da. Bildiğim kadarıyla Ankara'da düzenlenen ilk RPA etkinliği fiziksel olarak, dijital olarak yeri belli olmadan düzenlenmiştir. Bu vesileyle sizin nezdinizde ICT Medya'ya sponsor olduğu için, Robusta'ya ve bize ev sahipliği yaptığı için BTK'ya çok teşekkür ederim. Ankara'da da bu konuşulmaya hızlıca yayılmaya devam etmesinin dilerim. Çok teşekkürler. Buyurun. Özgür Başkanım. Merhabalar. Sağlık Bakanlığı'ndan katılıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde Veri Yönetimi Daire Başkanı olarak çalışıyorum. Birimimizde Enabız,
Sina uygulaması, karar destek sistemleri, veri madenciliği, big data, büyük veri ekosistemi, veri denetimi gibi alanlar var, mekansal iş zekası alanları var. Bu alanda çok çalışmalar yapıyoruz ve belki de kamuda robotik otomasyon sistemlerini ilk kullanan kurumlardan bir tanesi de biziz. Sponsorumuz Robusta'ya, ev sahibimize, bu organizasyonu düzenleyen tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürler Başkanım. Yasin Başkan. Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşu olan Toprak Mahsuller Ofisi'nin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nı yürütüyoruz. Biz de tarımdaki regülasyon, yani bizim üretime dayalı değil, daha doğrusu tarımla ilgili, tarım ürünleriyle ilgili müdahale kuruluşu olarak tarif edebiliriz. Bu programı düzenleyen tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tuğçe Hanım. Öncelikle herkese merhabalar. Bu kadar güzel böyle parlayan gözleri görmek gerçekten çok heyecan verici. Ben bugün burada Sistem Global Türkiye'nin süreç analitikleri ve RPA çözümleri yöneticisi olarak buradayım. Hem şirketimin ulusal bir şirketi olması adına hem de Robusta ile beraber partnerliğimiz noktasında ulusal iki şirketi temsilen burada olmaktan böyle globaldeki bir teknolojiyi konuşuyor olmaktan, bu teknolojinin tedarikçisi ve partneri iki şirketi ülkemde temsil ediyor olmaktan da büyük gurur duyuyorum. O nedenle de bu etkinliği organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanımız da bahsetti, 4. sanayi devrimi, 4. endüstri devrimi, endüstri 4.0'da deniyor. Biz buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Bildiğiniz gibi 1700'lü yılların sonunda buhar makinesinin İngiltere'de bulunmasıyla beraber 1. sanayi devrimi başladı. Devamında içten yanmalı motorlarla beraber, telefonun buluşuyla beraber iletişim hızlandı, kolaylaştı. Öte yandan geç saatlere kadar ışığın, lambanın buluşuyla beraber artık çalışmalara başladık. İkinci sanayi devriminde bildiğiniz gibi bu belki aynı zamanda şey de olabilir, kölelikten işçiliğe dönüş de denebilir. Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşı da buna örnek olarak verilebiliyor. Üçüncü sanayi devrimi 1980'lere geldiğimiz zaman bilgisayarların aslında 1950'lerden itibaren bilgisayarlar vardı ama onlar bir oda büyüklüğünde büyük makineler ve büyük işletmelerin kullandığı makinelerdi. 1970'lerde ülkemize ilk bu tarz makineler geldi, karayollarına, Sosyal Sigortalar Kurumu'na falan. Fakat 1980'lerde hepimizin bildiği Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Amerika'nın dahi çocukları ilk işletim sistemleri ve ilk bilgisayarları ürettiler. 1980'lerde artık bu yaygınlaşmaya başladı. Eskiden bizim sistem odalarımızda bir tane dolap varken, dolap gibi bir makine varken eksponansiyel olarak sunucularımızın sayısı arttı. Tabii ki bilişim teknoloji çağı da deniliyor 3. sanayi devrimine. Ve standartlar da ortaya çıkmaya başladı. 1980'lerdir ilk bilişim standartlarının ortaya çıkışı. 90'larda ilk bilgisayarlar aşağı yukarı Türkiye'ye geldi. 91'de ilk bilgisayar laboratuvarı rahmetli Özal'ın açtı. Günümüzde artık 4. sanayi devrimine girdik. 2000'li yıllardan itibaren hepimizin malumu nesnelerin interneti, Sayın Bakan da bahsetti. Dün bir haber okudum. 2,5 milyarmış devletteki tıklama sayısı Türkiye'nin ve yıl sonu hedefi de 3,5 milyara doğru gidiyor dediler. Dolayısıyla 4. sanayi devrimi, Endüstri 4.0'la birçok kavramla tanıştık. Bulut bilişim bunlardan biriydi 2000'li yılların başında. Yapay zeka, machine learning çok sıklıkla duyar olduk onu ki 2005 yılında ilk yüksek lisans tezlerden biri benimdir. Yapay zeka ile, genetik programlama ile alakalı. Ve çok daha yeni kavramlar da var. Metaverse, işte Zehra Hanım bahsetti. Facebook'un ismini Metaverse olarak değiştirmesi. NFT'ler çıktı mesela. Çok yeni bir kavram. Non-fungible token'lar. Artık sanat eserlerinin de ya da bu tarz şeylerin
blockchain tabanlı olarak şifrelenmesi ve satılması olayı. Hani Matrix ilk çıktığında film olarak bize çok ütopik gelmişti ama artık Matrix'in içindeyiz gibi bir durum var. Her şey sanal olarak gerçekleşiyor. Metaverse dünyasının içerisinde sanal arsa satın alıyor insanlar. Sanal iş yeri kuruyor ya da sanal kendine göre bir kimlik yaratıyor. Tam bu noktada tabii fiziksel robotlar ve yazılım robotları da hayatımızın içine girdi, RPA'ler. Fakat bu dördüncü sanayi devriminde benzersiz zorluklarımız ülke olarak benzersiz fırsatlara dönüştü. Her ne kadar kaynak anlamında bazı sıkıntılarımız olsa da 2000'li yıllarda e-dönüşüme ülke olarak çok ciddi giriş yaptık. Özellikle finans alanında bugün baktığınızda yurt dışına gidenlerimiz bilir. Türkiye'nin finans ürünleri çok çeşitlidir. Yani mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bu tarz çeşitli finans argümanlarını bulamazsınız. Bir diğeri mesela sağlık alanında, bu dönüşümün mimarlarından Özgür Başkanım da burada ama mesela bu nasıl başladı? Hastanelerin birleştirilmesi ve devamında ortaya çıkan suistimalleri azaltmak için SSK, SGK ilk medula sistemlerini sağlıkta bilişim sistemlerini ortaya koydu. Ki bu suistimalleri en aza indirmek için. Bu benzersiz bir zorluktu bizim açımızdan ama benzersiz bir fırsata dönüştü. Bugün dünyada sağlık alanında çok önemli bir yerdedir Türkiye. Gerçekten birçok ülkenin örnek aldığı sistemleri var. Öte yandan elektronik belge yönetim sistemleri, kültürümüzde olan onaylama içgüdüsü bizi ıslak imzalara çok ittiği için birçok yerde birçok evrakla altını imzalarız. Bir gün hiç unutmuyorum, Devlet Malzeme Ofisi'nde daire başkanlığı yaparken bir gün genel müdürle görüşmemde genel müdürü göremedim önündeki evraklardan. DMO'da da her gün ihaleler olur ya, genel müdürde böyle evraklar var. Dedim ki üstad seni bundan kurtarayım. Ama dedim bir şartım var, eline kalem almayacağım. Kabul etti ve kamudaki ilk elektronik belge yönetim sistemlerinin birinde yine 2010'lu yıllarda Devlet Malzeme Ofisi'nde hayata geçirmiştik. İşte bir diğer benzersiz zorluğumuz da evraktır, kağıttır, kürektir. Birçok yerden kamu kurumlarıyla ya da özel sektörde olabilir muhatap olan arkadaşlarımız yaşamışlardır. Oradan şu evrak al, buradan bu evrak al, buradan bunu imzalattır falan. Öte yandan bankonun öbür tarafındaki, masanın öbür tarafındaki arkadaşımıza da çok büyük işler düşer. Yani birçok uygulama üzerinden elektronik dahi olsa bir şeyleri onaylamak zorunda kalır. İşte RPA'ler hayatımıza girdiğinde bunları da işte o benzersiz zorluğu ülkemizin yaşadığı. Bir diğeri de tabii kurumlar kendi arasında veri paylaşımı yapamadığı için ortak bir platformda çok fazla olmadığından bu benzersiz zorluk ülkemize az. Benzersiz bir fırsata dönüşüyor RPA'lerle beraber. Hakikaten dünyayla eş zamanlı bir şekilde bugün ana sponsorumuz onlardan biri yerli RPA'lerimiz ortaya çıkmaya başladı ve gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir örnek de vereyim. Bugün oradan da arkadaşlarımız var. İlk teşvik uygulamasını RPA'lerle yapmaya başladığımızda normalde 128 kontrol var. Yani memur arkadaşımız bir başvuruyu, teşvik başvurusunu 128 yerden kontrol ediyor. İşte geriye dönük vergi borcu var mı, işte sigorta borcu var mı, en az kaç kişi çalışıyor gibi bir dizi kontrol. Ve bir arkadaşımız akşama kadar en fazla 8 tane teşvik başvurusunu yapabiliyor ki 38 bin tane başvuru ver ve bizim projeksiyonumuzda 3,5 yılda bitiyor başvuruların cevabının verilmesi. RPA'lerle beraber bunu 4 ay gibi, 3 ay gibi, 3,5 ay gibi kısa bir sürede yaptık. Ama bir şey daha fark ettik. Daha önce verilen teşviklerin yarısının da hatalı olduğunu fark ettik. Çünkü o 128 kontrolü bir hakkın arkadaşlarımızın yapamadığı insan olduğu için hatalar yaptığını gördük. O yüzden de RPA ülkemize benzersiz zorlukları aşmada bir fırsat sunuyor. Ama daha da önemlisi dünyayla eş zamanlı bir şekilde yerli RPA çözümlerimizle beraber işte Milli Teknoloji Hamlesi dedi Sayın Bakanımız, söz söyleyeceğimiz bir noktaya geliyor. Zehra'nın bahsettiği bilişimde çok az kadın sayımız var ama kadın çalışanlarımızın evde bile yapacakları bir argüman RPA, işte RPA analisti olabilir, RPA mühendisi olabilir.
Evde bile şirketlerine uzaktan destek olabilecekleri bir alan. Dolayısıyla buna yatırım yaparsak hem istihdamı arttırırız mıyız? Bunu zaten soracağız ama hem istihdamı arttırırız ki bakanımız şey dedi, robotlar arttıkça istihdam artıyor dedi, bakacağız ona. Dolayısıyla RPA'lerin çok çok önemli olduğunu ve bu etkinliğin de bu noktada farkındalık yaratma anlamında çok faydalı olacağına inanaraktan ben hızlıca sorularımı başlamak istiyorum. Göker Bey'le başlamak istiyorum ben. Özellikle RPA'yı bir tanıtalım. RPA kullanım alanları nedir? Türkiye'deki ve dünyadaki pazar istatistikleri nedir? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz üstadım? Önce Türkiye'deki gelişiminden başlayayım isterseniz. 2013-14 gibi ilk defa duyulmaya başladı piyasada ve bir yabancı ürünün, RPA ürünün girişiyle yapıldı bu. Sonuçları da 2014-15 gibi alınmaya başladı. Kullanıcıların kullanmaya başlaması da o tarihlere dayanıyor. Yerli girişimlerde 2015-2016 yıllarında başladı yavaş yavaş. 2018'in ortasından itibaren, yaz aylarına itibaren de yabancı bir RPA ürününün pazarlama aktivitelerinin artışıyla Türkiye'de de kullanımı oldukça hız kazandı ve bugün enteresan bir noktaya geldik. Bu arada RPA komitesi olarak da bizim bir araştırmamız var, ondan da bahsedeceğim. 2020'de 250 müşteri civarında varken 2021'de 500 civarına ulaştık. Yaklaşık da 2500 bot kullanılıyor şu anda Türkiye'de. Yaklaşık diyorum çünkü bu rakamları yakalamak da gerçekten zor. Dünyadaki araştırmalara baktığımız zaman da ben de Murat Bey'in kaynak aldığı yeri kaynak aldım. HFS Research'ın araştırması. Buraya baktığımız zaman da açıkçası çapraz kontroller ve araştırmalarla bu cirolardan yakalanan bir bilgi. O yüzden çok da hani doğruluk payı olmayabilir %100. Bir de üstelik yıl yaklaştıkça ileri dönük tahminlerde tekrar revize ediyorlar. Ben de izlediğim zaman bunu fark edebiliyorum. Siz de izlerseniz fark edersiniz. Mesela daha önce bu yıl için 3 milyar dolar denmiş ama biz Murat Bey'in dediği gibi 4 milyar dolara yaklaştık. 2022'de de 7 milyar dolar hedefleniyor. 2023'te de 10 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Aslında burada dikkat etmemiz gereken nokta giderek artan ve ilgi gösterilen pazarlardan biri. Diğer bir segmentte aslında low code, no code'la vatandaş geliştirici dediğimiz citizen developer'ların kullanabileceği şekilde low code, no code platformların da diğer konu. Bu ikisi aslında yakın zamanda birleşti. Böylece RPA'de kullanımı daha da yaygınlaşacak. Kullanıcı tarafından baktığımızda da yine bu araştırmadan rakam vermek isterim. En yüksek oranda finans sektöründe kullanılıyor. Bu arada bizim araştırmamıza 360 kişi katılmış. %17.9 muhasebe bölümünde, %15.6 İK. Yani ilk kullananlar finans, muhasebe, ağırlıklı olarak insan kaynakları bölümleri. Sektör olarak da finans, telekom. Aslında biz hangi yeni teknolojiye baksak, eğer spesifik bir alana hizmet etmiyorsa, yani sadece üretime odaklı değilse, başlangıç yani lider konumunda bulunanlar genelde sektör olarak finans ve telekomdan çıkıyor. Daha sonra yaygınlaşıyor. Şu anda da mesela yaygınlaşması adına COBİ'lerin bu yönde talepleri var. Fakat yani bir şeyi, robotu tam anlamıyla kullanabilir miyiz, kapasiteyi doldurabilir miyiz, ne kadar sürede doldurabiliriz, bunların zorluklarını henüz yaşamış değiller. Çünkü aslında süreçlerini de kayıt altına almış durumda değiller. Bu mesele ERP'ye kadar dayanıyor. Çünkü Türkiye'deki ERP kullanım oranı da %20. Yani demek ki biz ne kadar dijitaliz ki bu kişiyi taklit edecek olan RPA bizim yerimizi alacak. Biz zaten %100 dijital değiliz. Dolayısıyla işlerimizin hepsini dijital ortamda yapmıyoruz. Yapabildiklerimizi standart ve kurala bağlı olanları da RPA'ya devredebileceğiz. Böylece aslında konuşmak istediğimiz konu kişisel verimliliğe dayanmış oluyor. Yani kişisel verimliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Daha önce Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümde konuştuğumuz konular hep üretim alanı veya bir departmanın teknoloji kullanımıyla verimliliği arttırmak üzerineydi. Artık bu teknolojiyle kişilerin verimliliğini konuşmaya başladık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genel olarak Göker Bey'den sektör istatistiklerini aldık ama yani bir kuruma RPA uygulamadan önce bir alan uzmanlığı gerekiyor. Yani önce bir hastalığımızı ya da sorunumuzu bilmemiz gerekiyor. Tuğçe Hanım'a dönmek istiyorum.
Yani bir kurumda RPA implementasyonu ederken en çok neye zaman harcıyoruz? Yani o kurumlar iş süreçleri açısından, iş süreçlerinin verimliliği açısından neye dikkat etmeli? Bu önemli. Yani aramızda uzaktan da bizi izleyen birçok sektör temsilcisi var. Önce kendilerine dönüp hangi alanda kullanabiliriz diye sorduklarında ne tür cevaplar almalılar? Çok teşekkür ediyorum Yenal Bey. Çok ufak bir sunumum vardı. Teknik ekipten rica etsem arkada destek vermesi açısından bana yönlendirebilirlerse sevinirim. Şimdi ben RPA'den bahsederken bunu hem kamu olsun hem de özel sektörde bir müşteri portföyüyle karşılaştığım zaman diyorum ki bunu bir yemek pişirme işine benzetin. Yani bugün bir patates salatası yapacaksınız. Patatesi tencerede pişirirseniz 45 dakikada olur. Düdüklüde pişirirseniz 8 dakikada hazır olur. Bunun içerisine bir tuz koyacaksınız. Bu tuzu normal sofra tuzu olarak da kullanabilirsiniz. Kaya tuzu da olarak kullanabilirsiniz. İkisinin arasında bir kalite farkı olur. Dolayısıyla aslında RPA'yı anlatırken öncelikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu bizim ne kadar verimliliğimizi arttıracak. Bunu hangi alanlarda kullanabiliriz? Biz şu bakış açısıyla giriyoruz. Yani bizim burada dörtlü bir hizmet sunumu adını verdiğimiz bir portföyümüz var. Nedir? Ben önce o kuruma girerim. Bu kamu ya da özel sektör hiç fark etmez. Önce bir check-up'ını yaparım. Bir kuşbaşı bakarım. Burada olumsuz giden şeyler nelerdir? RPA'ya uygun olabilecek olan uygulamalar nelerdir? Ardından bu içeriden seçtiğim prosesleri, yani check-up'ta bulduğum bulguların detaylarına inerim. Bunların teknik analizlerini yapmaya başlarım. Çünkü biz görüyoruz bazen RPA uygulanıyor ama bu uygulanırken o süreçler iyileştirilmiyor. Bozuk halde uygulanıyor. Biz ona şey diyoruz, hani teknoloji zehirlenmesi diyoruz. Hani o şirket kullanıyormuş çocuklar, bir de biz kullanalım. Değil doğru söylüyorsunuz, evet. Yani burada o yüzden o süreci iyileştirerek uygulamak verimliliği %30-35'e kadar elde ettiğimiz sonuçlarda arttırıyor. Tüm bunları yaptık. Bunun bir proje yönetim bölümü var. Evet, uyguladığınız zaman bunu iyi bir tool'la, iyi bir araçla, iyi bir şekilde konfigüre ederek uygulamanız lazım. Dolayısıyla bunun bir ön hazırlık bölümü var. Bu genelde %45'lik bir projenin genel hatlarıyla alanını alıyor. Projenin kendi uygulaması yine %45'lik bir zamanı alıyor. Her şeyi oldu bitti, kapatalım biz bu şirketten ya da bu kurumdan çıkalım bakış açısıyla bakmıyoruz. Bir de bunun sürdürülebilirlik yanı var. Yani bunu kurduk, bunu orada devam ettirebiliyor, işletebiliyor olmamız lazım. Göker Bey'in de özellikle söylediği, işte bu developerlar burada aslında devreye geliyor. Yani biz bunları kurduğumuz şirketlerde, kurumlarda bunun devamlılığını sağlamayı da garanti altına almamız gerekiyor. Tabii sahada RPA uzmanı, analisti de olması gerekiyor. Aynen öyle, doğrudur. Dolayısıyla projelerde bunları da aslında kurumlarımız için yetiştiriyor olmamız lazım. Biz bir kurumun içerisine girdiğimiz zaman diyoruz ki ya biz RPA ile senin dört şeyini aslında geliştiririz. Süreç iyileştirme anlamında da. Zaten o kurumun süreç iyileştirme anlamında beklediği şeyler de bunlar oluyor. Ne yaparız diyoruz? Bir kere öncelik senin kaynak optimizasyonunu sağlarız. İşte bu çalışan verimlilik dediğimiz nokta aslında biraz önce de bahsedildi. Sana 7/24 bir üretkenlik sağlarız deriz. Çünkü Gartner'ın 2020 yılında yaptığı çok güzel bir araştırma vardı. Bir çalışan maksimum performansla günde 4.22 saat çalışabiliyor. Bakın ben içeriye bir RPA kurgusu soktuğum zaman bir robot benim için içeride 7/24 çalışıyor ve bu neredeyse 5 çalışana eşdeğer bir verimlilik, üretkenlik. Verimlilik demeyeyim, verimlilik ayrı. Daha sonra çalışma hızı. İşte verimlilik biraz burada, o verdiğim patates örneğinden de aslında kaynaklı. Verimlilik birazcık burada devreye giriyor. Yani ben içeriye bir RPA kurguladığım zaman bir insanın yaptığı zamanla uygulama zamanı arasında ciddi anlamda bir değişim oluyor. Ve bunun sonrasında da aslında çalışma üretkenliği dediğimiz şey hatasızlık. Siz de bahsettiniz. Bir insan eliyle bir kopyalama işlemi yaparken sonunda bir sıfır almayıp öyle bir ERP sistemini ya da farklı bir alana bir veri girişi yaptığı zaman bunun sonucu bize milyonlara mal olabiliyor. Dolayısıyla bu noktalara önem veriyoruz biz. Süreç iyileştirmede bunlara bakıyoruz. RPA'de zaten bunların hepsinde bize teknik olarak kazanımlar sağlıyor. Biz bir kuruluşta süreç iyileştirmeyle beraber ucuna RPA'yı takalım, İlerleyelim dediğimiz noktada aslında ben 5 ipucu veriyorum. Burada öncelikli olarak bizim kendi bir içimize bakıp tekrarlanan süreçlerimizi bulmamız gerekiyor. Yani biz neyi çok fazla yapıyoruz? Neyi çok fazla elle yapıyoruz? Buna bakıyoruz. Ardından yani sahaya gidip bir izlemek gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Orada bankadaki arkadaşımızın yanına oturup bir gözlemlemek gerekiyor. Evet, yani onun yapış tarzını, çünkü her insanın doğasından kaynaklı olarak iş yapış tarzı farklı. Robot bunu tekil olarak yapıyor gördüğünü ama bizler insanız. İşte ben çok çalışkanımdır. Siz birazcık daha aşırı dikkat odaklısınızdır. Bunu daha uzun sürede daha çok kontrollerle yaparsınız. Dolayısıyla burada standartizasyonu aslında sağlamak için buna bir bakmak gerekiyor. İkinci olarak da bazen bazı kişilerin, çalışanların üzerine gerçekten çok iyi bir çalışandır. Bizler profesyonel olarak da bunu yaparız. Hep onun üzerinden götürüyoruz o işleri. Kontrol işlemlerini, uygulama işlemlerini. Dolayısıyla belirli çalışanlar üzerinde çok ciddi aşırı iş yükleri oluyor.
manuel yapılması gereken ama aslında RPR ile yapılabilecek. Bunları bir tespit etmek gerekiyor. Ardından dönüp baktığımızda biz hep şuna bakıyoruz. Mevcut dijitalleşme düzeyimiz nelerdir? İşte ben %10 dijitalim, sen %35 dijitalsin. Ama gerçek hayatta bir de manuel yapıp dijitalleştirme potansiyeli olan iş adımlarımız da var. Bir de hiç dijitalleşemeyecek, gerçekten o evrağı alıp gidip bir vergi dairesine onaylatmam gereken bir takım manuel işler var. O yüzden biz dijital olgunluk seviyesine bakarken bir yandan da o iş akışında, o yaptığımız işte hangi prosesleri manuel yapıyoruz ve bu manuel yapanların yüzde kaçı dijitalleşebilir? Burada RPA'yı nasıl kullanabiliriz? Buna da bakıyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra her işin bir riski var. Bu risklere baktığımızda da o işteki hangi risklerle karşılaşıyoruz? Buna özellikle bakıyoruz. Çünkü hatasızlık diye bir şey söyledim biraz önce. RPA'nın bize sağladığı en önemli verimlilik noktası aslında hatasızlık. Dolayısıyla ne gibi risklerim var? Bu riskleri nasıl hedef edebilirim? Yani sıfırlayabilirim ya da minimize edebilirim RPA uygulamalarıyla diye. Buna bakıyoruz ve en sonunda dönüp aslında bir darboğaz analizi yaparak RPA bakın sizin bu süreçleriniz için uygun. İşte bu pek çok süreç olabilir aslında. Özel sektörde pek çok örneği var ama bunun ben birazcık böyle kamu bazıyla aslında bakmak istedim. Bugün özellikle belediyelerde bu vatandaşlık hizmetlerinin içerisinde sosyal hizmetlerde ihtiyaç sahiplerinin önceliklendirilmesi, belirli datanın toplanarak içeride işlenmesi gibi konularda çok efektif çalıştığını görüyoruz. Dünyada bunun çok güzel uygulamaları var. Bunun dışında nasıl bir özel sektördeki bir bankada çağrı merkezinde biz kullanıyorsak aynı şekilde vatandaş hizmetleri 7/24 servis hizmetlerinde de çok efektif bir şekilde hem memnuniyet araştırması hem şikayet veya talep analizlerinde çok efektif bir şekilde kullanılabilir. Bunun dışında biz kendimiz özel sektörde çok yapıyoruz aslında. Bu beyannamelerin hazırlanmasında bugün süreçlerin neredeyse %90'ına kadar RPA'leri kullanıyoruz, yaklaşımını kullanıyoruz. Bu neden Gelir Dairesi Başkanlığı'nda bu yönde ileri düzey projeler olmasın sorusunu da aklımıza getiriyor diyebiliriz. O zaman Aykut Bey'le devam edelim. Özellikle sahadan ve kendi şirket gruplarınızdan size hangi konularda RPA'ler ile ilgili çözüm üretmenizi bekliyorlar? Çünkü siz bir kurumda odak toplantısı yaptığınızda, RPA'nin farkındalığını anlattığınızda size mutlaka bir talep gelecektir. Ya şu konumuzu RPA ile çözebilir miyiz diye ve bunların RPA ile gerçekleştirdikten sonra kazanımları ne oluyor sizin sahada gördüğünüz? Evet, teşekkür ederim. Ben Securitas'ta RPA sistemlerinin kullanım havuzunu anlayabilmeniz için birkaç tane rakam söyleyeyim önce. En önemlisinden başlayayım. Açıkçası Securitas istihdamda Türkiye'de 12. sırada. Sektör gözetmeksizin yapılan sıralamada. Yani mavi yaka olarak 21 bin küsür. Beyaz yaka olarak da 500 civarı çalışanı var. Yani 22 bin kişilik bir aslında ordu diyebilirim. Diğer taraftan da ülkenin geneline çok ciddi yayılmış durumdayız. Yani 73 şehirde faaliyetimiz var. Haliyle bu 73 şehirde ofis yapılanmamız olmadığından atıyorum Van'daki bir arkadaşımızı Adana'dan yönetmemiz gerekiyor. Yani haliyle Securitas'ta en önemli şeylerden biri dijitalleşme. Dijitalleşmenin en büyük parçalarından biri de RPA sistemlerimiz. Biz bu RPA sistemlerimizi sunumu da verebilirsek size zahmet nasıl kullandığımızdan yani pardon, tamam, teşekkür ederim. Tamam, ben şurada gözükmeyince ben burayı göremedim. Okey. Ben şöyle bir kısa özet geçmek istiyorum. Yani biz bu RPA'ya ne zaman başladık, RPA sistemlerimize ne zaman başladık, şu an ne aşamaya geldik, nasıl ilerliyoruz, biraz anlatmak istiyorum. Açıkçası 2019'un başında ilk startı verdik. İşte o zaman çok araştırma yaptık yani nasıl bir RPA kullanmalıyız diye. Bakan yardımcımız söyledi. Aslında bizde de biraz, Securitas'ta da öyle bir pozitif ayrımcılık var. Özellikle yerli yazılımlara çok destek vermeye çalışıyoruz. Ve en sonunda Robusta ile 2019 yılında biz çalışmaya başladık. Şu an bugün gelinen aşamada 23 tane şeyi tamamlamış durumdayız. Sürecimizi tamamlamış durumdayız. Ve önümüzde de 2022 için 8 tane daha süreç planladık. 2 tane robotu kullanıyoruz full olarak. Ve
neler yapıyoruz? Birazdan birkaç tanesini anlatacağım ama örnek olarak hani RPA nerelerde kullanılırı Tuğçe Hanımlar çok güzel anlattılar. Ama hani örnek olarak ben de birkaç tane şey söyleyeyim. Biz genelde şuralarda kullanıyoruz. Web servisle çözemeyeceğimiz bütün işlerde RPA'yı kullanıyoruz. Yani insanların yapmak zorunda olduğu işleri insanlardan ayırıp iş gücü tasarrufu sağlayıp RPA sistemlere yöneliyoruz. Yenal Bey başta söyledi, SGK bunlardan biri. SGK'da şöyle bir durum var. Evet, demin Yenal Bey'in söylediği SGK tarafından bakış. Bir de Securitas tarafından bunun bakışı var. Yani dışarıdaki firmalar tarafından. Şöyle ki, teşviklerden yararlanabilmek için mesela SGK'daki teşvik araştırmalarından tutun. Kongortato ilan eden firmaların tespitinden tutun. Karayollarında mesela değerli eşya taşımacılığımız var bizim. Karayollarındaki yol güvenlik duyurularını karayolları sitelerinden takip edip o güzergahtaki arkadaşlara SMS yollamasına kadar inanılmaz farklı şeylerde RPA süreçlerini kullanıyoruz. Peki bu RPA süreçlerini kullanırken ne gibi kazanımlar elde ediyoruz? Ben sadece SGK ve 5188 sayılı bildirimle ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şöyle ki, şimdi biz özel güvenlik şirketi olduğumuz için 5188 sayılı güvenlik yasasına tabiyiz. O yasanın da şöyle bir getirisi var. Çalıştırdığın, yani işe giren, işten çıkan veya nakil ettiğin herkesi emniyete bildirmeniz gerekiyor. Çok affedersiniz. Emniyetin kendi bir sistemi var, Ögnet diye. Herhangi bir web servise sahip değil. Girip kullanıcı adınız, şifrenizle bu bildirimleri yapıyor olmanız lazım. Demin söylediğim mantıkla rakamları zaten sunuda da görüyorsunuz. Biz geçen yıl, bunlar son yılın verileri, 12.202 kişi işe alıp 10.000 kişi civarında işten çıkışımız var. Maalesef sektörün çok ciddi bir sirkülasyon problemi var, %65 civarında. O yüzden çok ciddi giriş ve çıkışlar oluyor. Ve içeride nakil olarak da 23.000, yani toplam 45.000 civarında hareket yapıyoruz. Şimdi bu hareketi iki tane kuruma bildirmemiz gerekiyor. Biri SGK'ya, biri Ögnet'e, yani valiliğe. SGK bildirimleri 3 dakika sürüyor bir kişinin. 5188 bildirimleri de 5 dakika sürüyor. Hesabı gördüğünüzde, yani sadece SGK bildirimleri için 11 adam yıllık bir karımız var. Yani ortalama ayda bu iki bildirim bize 2,5 adama tasarrufa sebep oluyor. Ama burada ben şunu söylemek istiyorum. Yani RPA koyduk, adamdan tasarruf ettik değil. Bizim temel amacımız da zaten idari kadro sayısını azaltmak değil. İşi, yani sistemlerin yapabildiği işleri sistemlere yaptırıp İnsanların yapabileceği diğer işlere odaklanmasını sağlamak istiyoruz. Ve burada en önemli şeylerden biri de doğruluk, yani doğru bildirim. Çünkü yanlış bildirim teşvik kaybından tutun da çok ciddi idari para cezalarına kadar her şeye sebep olabiliyor. Bu kadar harekette de hani bir bunu insanın doğru yapmasını sağlaması çok mümkün görünmüyor. Bu ve bu tarz şeylerle, süreçlerimizle RPA'den çok ciddi anlamda fayda elde ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir de kamu tarafına bakalım. Özgür Başkanım'a dönmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla kamuda ilk kullanılanlardan biri, ilk kullanan, RPA'yı kullanan kamu kurumu. Hikayeyi anlatır mısınız bize? Nasıl başladı başkanım? Evet. Bizim hikayemiz aslında 2018 yılının son çeyreğinde başladı. Son çeyreğinde başlarken tabii daha ihale süreçleri gerçekleşmemişti veya satın alım süreçleri gerçekleşmemişti. Biz farklı farklı firmaların farklı robotik otomasyon süreçlerini demo olarak kullandık. Arkadaşlarımıza eğitimler verdik. 2019 yılı emekleme yılımızdı ve pandemiyle birlikte 2020'den itibaren çok aktif bir şekilde robotik otomasyon süreçlerini kullandık. Sağ olsunlar Robusta firması 2020 yılında hem başka firmalarla sözleşmemiz vardı, hem Robusta firması da bize ek destekler verdi pandemi sürecinde. 2021'den itibaren de şu an Robusta ile devam ediyoruz. Bu süreçte bizim
Başkanlık olarak aslında Sağlık Bakanlığı olmamıza rağmen daha çok bilişim alanında aktif çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan örnek verirsem, bizim çalışmalarımız bir kısmı proje bazlı başlangıç bitişi olan, bir kısmı da sürekli devam eden aktif projeler. Bu projelerde mesela bazı süreçlerimiz her 10 dakikada bir tekrar tekrar çalışıyor. Örnek vermem gerekirse, mesela Enabız birimine günlük yaklaşık 5000 adet yazılım destek üzerinden başvuru geliyor. CİMER SAB'in başvuruları yaklaşık günlük 1000 adet başvuru geliyor. Resmi yazışma, elektronik yazışma sistemleri üzerinden gelen yazılarımız da günlük yaklaşık 200 yazımız var. Ve bu yazıların bir kısmı daha standart, cevaplarımızın daha standart olduğu alanlar. Bu alanlarda biz yazılarımızı, başvuruları kategorize etmekte kullanıyoruz. Aynı zamanda Sina adı altında bir sistemimiz var. Sina tamamen açık kaynak kodlu yazılmış, tamamen yerli ve kendi mühendislerimiz tarafından yazılmış bir karar destek sistemi. Bu karar destek sistemini şu an tüm taşra ile birlikte hekimler, yöneticiler, yaklaşık bir 300 bin kullanıcımız var. Enabız'daki kullanıcı sayımız da vatandaşlarla birlikte 56 milyonun üzerinde aktif kullanıcımız var. Bu kadar vatandaşlara ve sahadaki yöneticilere, hekimlere, her yere dokunan alanlarda tabii çok fazla talep, başvuru ve işlerimiz oluyor. Bunları olabildiğince biz kategorizeleştirip bir kısmını otomatik hale getirdiğimiz zaman sonuçta çok ciddi vakit kazancı sağlıyoruz. Sina'da yaptıklarımız mesela neler? Sina'da pandemi aşı süreçlerini aktif olarak kontrol edip taşradaki tüm yöneticilerimize veya oradaki aşı uygulayan birimlerimize bilgi akışının eksiksiz, tutarlı, doğru, kesintisiz bir şekilde akışının kontrolünü sağlatıyoruz. Sayısız karar destek raporlarımız var. Bu raporlarımızdaki verilerin, trendlerin gidişatını otomatik kontrol ettiriyoruz. Buradaki trendlerde ani bir değişiklik olursa bu bizim için bir erken uyarı sistemi haline geliyor. Aynı zamanda verilerin tutarlılığını kontrol ettirmiş oluyoruz. Sina büyük veri ekosistemi üzerinde çalışan bir karar destek sistemi. Tabii bu Sina'ya sadece Enabız'dan veri akmıyor. Enabız dahil bakanlığın 28 tane farklı uygulamasından anlık veriler geliyor. Bunları daha çok Kibana üzerinden veri akışını, Kafka üzerinden veri akışını sağlıyoruz. Kibana üzerinden de kurumların gönderdiği verilerin tutarlılığını kontrol ediyoruz. Hatalı gönderen veriler olabiliyor. Bunları Robusta'da Kibana üzerinden kontrol ederek, mesela bir kurum hatalı bir veri gönderdiyse hemen kuruma, kurumun yöneticisine, HBYS firmasına geri bildirimde bulunuyoruz ve böylelikle veriyi, doğru veriyi alma konusunda çabalarımız devam ediyor. Bunun dışında günlük olarak aktif gönderilen sağlık verilerinin analizinde de kullanıyoruz. Bu ne gibi bir durum? Mesela Enabız'da hep çoğumuz yaygın bir şekilde tahlil sonuçlarımıza bakıyoruz veya hastanelerin gönderdiği verilere bakıyoruz. Ama bazen hastane yanlış tahlil sonucunu yanlış teste gönderiyor ve biz hangi değer aralığında normal vatandaşta ne olması lazım, bunların kontrolünü yaparak aktif olarak gene firmalara geri dönüş yapıyoruz. Bunun gibi... Çok çok sağ olun başkanım. Yani birçok alanda kullanıyorsunuz. Kaç robotla bunu yapıyorsunuz? Ben şimdi oradan topu üstad atayım ki. Evet. Robot sayısı yetiyor mu yani robot sayısı size?
Robot sayısı aslında sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Evet. İhtiyacımız olduğu zaman bazen mesela pandemi döneminde çok kritik zamanlarda robot sayısını arttırmaya ihtiyacımız oluyor. Kısa süreli işlerde destek oluyorlar. Daha sonra eski haline getiriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle yerli ürünlere desteğin sözde değil eylemde olmasını bekliyoruz. Herkes mikrofonu eline alınca yerli milli vatan minnet Sakarya bir çırpıda söylüyor ama işi taşın altına koyup satın almaya gelince ortalıkta çok fazla kişi olmuyor. O yüzden ben çok tebrik ediyorum sizi bu yaptığınız yatırımdan dolayı. İnşallah ikinci turda konuşacağız bundan sonraki evet. Düşüncelerinizi, yatırım planlarınızı. Yasin Başkanım yine kamudan devam edelim. Toprak Mahsulleri Ofisi pandemiyle beraber, kuraklıkla beraber, gıda kriziyle beraber çok çok önemli bir yer tutuyor ülkemizde. Dünyada da benzer kurumlar önemli bir yer tutuyor. Başkanım siz ne gibi faaliyetlerde yürütüyorsunuz ve bu sizin iş süreçlerinizde bildiğim kadarıyla bir RPA çalışmalarınız, arayışınız var. Hangi süreçlerde RPA'ları kullanmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim öncelikle. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni bir tanımak lazım veya tanıtmak gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Bakanlığı'nın bir ilgili kuruluşu. Merkez Bankası'nın para regülasyon görevi nasıl yürütüyorsa, tarımda da regülasyon görevini, yani buradaki bir tarafta üretici üretmesi gerekiyor, bir tarafta tüketici tüketirken uygun maliyetlerle tüketmesi gerekiyor. Bu arada da biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bu regülasyon, yani fiyat politikasını bir eşik değer olarak fiyatını açıklarız. Bunun sonucunda da bu bir zorunlu değildir. Yani biz alım garantisini veririz. Bu alım garantisi verdiğimiz ürünler 19 tane ürün. Tabii Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle beraber bu artış olabiliyor. En son yaptığımız bir eylem patates, soğan. Bir arz fazlalığı oluştu pandemiyle beraber. Biz müdahale ettik. Bu süreçlerimiz, alım süreçlerimizi ve depolama süreçlerin tamamını elektronik ortamda yürütüyoruz tamamını bu süreçlerin. Bu süreçlere başlarken tabii bazen Anadolu'da veya diğer memleketlerimize gittiğimiz zaman çoğunlukla yaz aylarında gördüğümüz araç kuyrukları oluşuyordu. Biz bunu fark ettikten sonra bir randevu sistemi gerçekleştirdik. 2011 yılında randevu sistemini devreye soktuk elektronik ortamda. Bu bize ne kazanım sağladı? Bir, üretici ne zaman getireceğini belirleyebiliyor. Hangi alım noktasına getireceğini belirleyebiliyor. Hangi tarihte getirebileceğini, ne kadar getireceğini. Bizim tarafta da alım süreci içerisinde de alım noktamızdaki görevli arkadaşlarımızın veya oradaki sorumlu arkadaşlarımızın da şu avantaj oluyor. Ne zaman, hangi tarihte, ne kadar ürünün geleceği, kaç üreticinin geleceğini biz tespitini daha önceden yapmış oluyoruz. Bir depolama planlaması yapmış oluyoruz. Bu süreç içerisinde de araç kuyruklarının yani önüne geçmiş oluyoruz. Bir anlamda zaten üretimin yani pik yaptığı, yani arzın fazla olduğu, alımın sınırlı olduğu bir dönem. Yani bu alım süreci içerisinde, yani hububat hasat dönemi belli bir tarihte, genellikle Haziran-Temmuz aylarında bu süreç operasyonel yürütülüyor. Bu anlamda da biz bu randevu sistemini devreye sokarak ne zaman alınacağını, ne zaman yapılacağını, bu planlamayı yapılmış oluyor öngörü olarak. Ayrıca bu alım süreçlerinde işte bizim stok dediğimiz bir modül üzerinden devam ediyor. Bu arada bizim kendi kurum bütün ERP yazılımlarımızın tamamı kurumumuzun kendisine ait ve kendi insan kaynağımızla yürüttüğümüz bir sistem. Dağıtık mimaride bir sistem, dağıtık masaüstü uygulamaları. Bununla ilgili Genel Başkanım bizim böyle bir çalışmamız var. TÜRSAT'la beraber yaptığımız bir çalışma var. Bütünleşik bilgi yönetim sistemi ve inşallah burada robotik şeyleri de kullanacağız. Öyle bir planlamamız da var. Bu süreç 15 ay inşallah, bir senedir, 12 aydır devam ediyor. 15 ayda da, 15 ay sonra da inşallah bu süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz.
Bu bizim dağıttık masa uygulamaları yaklaşık 16 yıldır kullandığımız bir şey. Kendimize ait, kendi kurumumuza ait. Yani bir lisans bağımlısı veya bir ürün bağımlısı değiliz, onu söyleyeyim. Yazılım geliştirmesi, iş sürekliliğini tamamen kendimiz, kendi insan kaynaklarımızla yürütüyoruz. 16 kişilik bir yazılım ekibimiz var, yazılım mühendisi takımımız var. Bununla beraber yürütüyoruz, yürütmekteyiz. Bu stok modülü içerisinde her ürün kendisine ait bir alım kriteri dediğimiz, bizim tarafta, TEMU lisanıyla konuşayım, alım baremi dediğimiz bir kriterler var. Mesela ana iştigal konumuz hububat. Hububatta yaklaşık 22 tane kriterimiz var. İşte hektolitresi, rutubeti, nemi. Bunlarla ilgili bazı cihazlarda kullanıyoruz. Protein tayin cihazı gibi. Cihazlar kullanarak bu bizim modüllerimizde entegre ettik yani şu anda. Dolayısıyla insan hatasının, insan kaynaklı hataların önüne geçmiş olduk. Bu arada bu alım süreciyle beraber işte şöyle söyleyeyim, bir süreci anlatmak gerekirse. Bir üreticimiz önce randevusunu alıyor. Randevu alırken buradan TC kimlik numarasını biz baz alarak, referans alarak işlemlerimize devam ediyoruz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak zorunda Tarım Bakanlığımızın. Bu çiftçi kayıt sistemi Tarım Bakanlıklarımızın il ve ilçe müdürlükleri tarafından girilen ve merkezde konsolide edilmiş bir veri tabanı üzerinde bulunmakta. Bununla beraber web servisle kontrol edebiliyor. Yani biz TC kimlik numaramızı girdiğimiz zaman o üreticiye ait ne teslim edecek? Bir üretici hem fındık bahçesi de olabiliyor, aynı zamanda hububat bahçesi de olabiliyor. Ne teslim edeceğini seçerek o araziye ait, o kişiye ait, o TC kimlik numarasına ait arazi miktarı ve verim bilgisi, ilçe tarım müdürlüklerimiz tarafından girilen verim bilgisi o bölge için bizim TEMU olarak alım miktarımızı oluşturuyor. Biz bu alım miktarını niye böyle bir sınırlandırma ihtiyacı duyduk? Maalesef ülkemizde yani tüccara yönelim, yani üreticinin elinden tüccar alıp bize daha yüksek fiyatlarla satmasını, üreticiden daha ucuza alıp TMO'ya daha pahalı satmasını engel olmak amacıyla ÇKS sistemini kullanıyoruz. Bu süreç içerisinde tabii SGK ile bir entegrasyonumuz var. SGK yükümlülüğü var mı, borcu var mı? Yani aslında Aykut Bey'in dediği gibi web servisle birçok şeyi entegre etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama web servisin olmadığı ve kullanıcı hatalarının çok olduğu alanlarda da RPA'leri kullanmayı düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz, evet. Bu çok çok önemli. Yani tarımda da ve gıda krizi gibi çok önemli bir şey kapımızdayken daha verimli, ülkemizin topraklarını daha verimli kullanmasına çok önemli. Ben çok teşekkür ederim başkanım. Aykut Bey ile devam etmek istiyorum. Biraz daha somutlaştıralım mı? Siz 5188 dediniz, SGK bildirimleri dediniz. Hani beni tanıyanlar bilir, burada beraber çalıştığım arkadaşlarım da var. Ben hep biraz daha somuta gidelim. Hadi bize bir göster bakalım ne anlatmaya çalışıyorsun diye arkadaşlarıma hep zorlarım. Siz bize biraz daha açar mısınız? Yani bir süreci, bir use case olarak şimdi bizi dinleyenlerin kafasında canlanması için bize açıklar mısınız? Memnuniyetle. Önce SGK tarafıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani SGK bildirim sürecimizle ilgili hani kafalarda biraz daha netleşmesi için. Şimdi şöyle oluyor bizde. Aday çalışanımız kendi e-başvuru sistemimiz üzerinden bir başvuruda bulunuyor kendi cep telefonuyla. O başvuruyu bizim robot alıp hemen SGK sistemlerinde bu adayın teşvik durumunu inceliyor. Yenal Bey söyledi, 120 tane kural var o tarafta çalışan. O kurallara göre SGK sisteminde bu işler yapılıyor ve adayın teşvik durumu netleşmiş oluyor. Sonra o teşvik durumuna göre RPA bize bu adamı nerede, hangi iş yerimizde çalıştırmamızın daha faydalı olacağını bize söylüyor. Ve personel müdürlüğümüz tarafından da işe giriş işlemleri o tarafa yapılıyor. Tabii bu işe giriş işlemleri yapılıyor dediğim oraya karar veriliyor. Ve ondan sonrasını tekrar RPA devralıyor ve SGK'ya, 5188'e, özel güvenliğe, emniyete bütün bildirimleri otomatik olarak yapıyor. Bunun için tabii süreler var. Yani şöyle, valiliğe bildirimi bir gün önceden yapmanız lazım.
Adamı çalıştırmadan bir gün önceden. Ama SGK'nın 10 gün süresi var gibi şeyler var. Robot da bunlara dikkat ederek bu süreçleri yapıyor. Ben bir süreç daha söyleyeyim. Hani kafalarda bu robot nerelerde kullanılırın daha netleşmesi için. Mesela biz şurada bile kullanıyoruz. Yargıtay'ın Yargıtay kararlarını yayınladığı bir sitesi var. O sitede tüm Yargıtay kararlarını robotumuz alıyor, inceliyor. Örneğin içinde özel güvenlik geçen bir Yargıtay kararı varsa ilgili departmanımıza, hukuk müşavirliğimize bu kararı yolluyor. Bu bizim için çok önemli. Sırf bunu şey olarak düşünmeyin, Yargıtay'daki hukuk müşavirliği için düşünmeyin. SGK'da bir değişiklik olduğunda resmi gazetede yayınlanıyor. Robot gene resmi gazeteyi okuyor. İşte sosyal güvenlik kelimesi görürse personel müdürlüğümüze haber veriyor. Yani robotu aslında... Bu çok önemli. Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Murat Bey sabah şey dedi, community edition'ı biz ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün hatta duyurdunuz onu. Dolayısıyla kişisel kullanım içinde insanlar, ya buradan bu veri al, buna mail at gibi hem kişisel kullanım hem şirketleri içinde bunları kullanabilirler yani. Tabii ki kullanabilirler. Tabii ki kullanabilirler. Yani işte hani dağarcık biraz kafada netleşsin diye aslında bu örnekleri veriyorum. Yani bu sadece işte yapmamız gereken SGK bildirimini yapalım değil, artık atabileceğiniz şeyler devreye girmeye başlıyor. Mesela biz şunu bile yapmaya başladık. Demirbaşımıza kayıtlı kendi araçlarımızı emniyette sorgulayıp işte ceza yediyse erkenden ödeyelim, %25 indirim alalım vesaireye kadar giden, yani robotu kullanabileceğimiz çok süreç var bütün firmalar için. Yani kamu, özel, yani bu mantıkla bakılınca robottan çok büyük faydalar elde edebiliyoruz. Yani çok çok önemli. Dediğim gibi bir de kişisel kullanım olarak da bu yapılabilir. Yani bu arkadaşımdan bu mail geldiyse buna gönder falan. Kesinlikle. Gibi. Ya da artık onların hayaline kalmış. Ben bilişimde hep söylediğim bir şey var, slogan, siz hayal edin biz yapalım. Yani bilişimciler olarak temel mottomuz bu. Tuğçe Hanım, size dönmek istiyorum. Ya bir de hiperotomasyon denen bir kavram çıktı. Bir de RPA'lere yapay zeka. Şimdi evet, orada OCR'la o veriyi okuyabiliyor ama bir de yorum yapması gerekiyor bazı durumlarda. RPA'lere artık bu akıllı enjekte ediyorlar yapay zeka ile beraber. Ne gibi uygulamalar oluyor dünyada? Şimdi öncelikle şu hiperotomasyona bir bakmak lazım. Çünkü bazen kafa karıştırıcı bir kavram olabiliyor içinde. Bir yerinde mutlaka insana dokunduğu için. Bir hiperotomasyon aslında otomatikleştirebileceğimiz her şeyin otomatikleştirilmesi diyoruz ki bu aslında şirketlere çok güzel, çok verimli bir şey gibi geliyor. Ben hep böyle yemekten örnek veriyorum. Bir pilavı düşünün. Pilavı pişireceksiniz. İçine suyu koyuyorsunuz. 2 bardak. 1 bardakta pirinç koydunuz. Bu pirinç hiperotomasyon olsun. Su da yardımcı entegratör olsun. Bunun altını bir anda açtığınız zaman bu ne olur? Taşar su dışarı. Pirinciniz pişmez. Siz de lezzetli bir yemek yiyemezsiniz. Hiperotomasyon da buna benziyor. Burada çok farklı araçlar var. İşte RPA var. Bunun dışında EDA adını verdiğimiz olay güdümlü yazılımlar var, standart paket yazılımlar var, sabah da gündeme geldi. Low code, no code dediğimiz yazılımlar ve AI adını verdiğimiz aslında yapay zeka var. Yani bu aslında bir toplu bir paket gibi düşünelim. Biz bu paketi ne kadar dengeli kullanırsak bu noktada o kadar başarılı oluruz. Ben burada aslında hep verdiğim örnek var. 5 güç modeli diyorum buna. Şimdi biz hiperotomasyonu şöyle kullanırsak başarılı oluruz. Nasıl? Bir kere ekosistemimizi, yani pazar ağımızı, hizmet sunduğumuz vatandaş ağımızı genişletirsek eğer bu noktada başarılı oluruz. Bunun dışında bütün bu hizmeti sunarken bizim her seferinde aynı hizmet ve ürün garantisini, yani o kaliteyi garantileyebiliyor olmamız lazım. Eğer bunu da yaparsak başarılı oluruz. Tüm bunları yaparken bunu kurgulayan kim? Aslında sorduğumuz sorunun cevabı çok basit. İnsan. Bunların arkasında bu yazılımları üreten, bu kodları üreten kişi insan. Dolayısıyla insanın kurumunu, kendi kurumunu bu uygulamalarla geliştirmesine fırsat verirsek başarılı oluruz. Tüm bunların dışında da bu uygulamaları içeriye alıyoruz. Niçin? İyi kararlar verebilmek için, hatasız uygulayabilmek için. Dolayısıyla karar alma, yani yatırım kararlarımızı ve içerideki aldığımız kararları güçlendirebiliyorsak eğer başarılı oluruz. Ve son olarak da özellikle RPA ve değişken uygulamalara baktığımızda bu noktada değişen piyasaya, yasal uygulamalara karşı ne kadar esnek davranabilirsek ve bu noktada kendimizi ne kadar hızlı güncelleyebilirsek aslında bu kadar başarılı oluruz diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda dünyada ben farklı örnekler var. Çok farklı örnekler. Bir iki tanesine gerçekten parmak basmak istiyorum. SEB Bank, İsveç'in önde gelen banka devlerinden bir tanesi. Yarı kamu sahipli bir banka. Burada bir dijital çalışan var. Kim? Adı Ameli. Ameli içeride çalışanlardan gelen IT taleplerini karşılama amacıyla orada bulunuyor. Ve burada aslında çok iyi bir bahsettiğiniz sorunuzda da vardı aslında. Yapay zeka entegrasyonu RPA ile nasıl kullanabiliriz? İşte böyle kullanabiliriz. Nasıl? Ameli bir ses tanıma mekanizması geliştirerek yapay zeka uygulamaları tarafında arayan çalışanların sesli aramalarında onlar endişeli mi, hızlı bir şeye mi ihtiyaçları var gibi bir ön yargılama sistemiyle yargılayarak bunları içeride RPA'ya iletiyor, önceliklendiriyor. RPA'da içeride bir sınıflandırma yaparak bir SLA tablosuna göre bunu, bu işlerin hepsini içerideki otomasyon ekibine aktarıyor. Ve son derece verimli bir uygulama. Farklı uygulamalar da var aslında bu noktada. Ben farklı bir yaklaşımını aslında bundan 6 yıl önce Lüksemburg'da görmüştüm. Bugün Çin'de var. Tongyi Hastanesi dediğimiz Şangay'da ve Çin'in en önemli ilk 10 hastanesi içerisinde yer alan bir hastane uygulaması. Yine burada da yapay zeka ile bir takım uygulamalar karşımıza çıkıyor. Eğer daha önce o hastanede bir ameliyat geçirdiyseniz, bir tedavi aldıysanız, içeriye girdiğiniz andan itibaren sizin duruş pozisyonlarınızı yapay zeka ile tanımlayarak, işte bir bel ameliyatı olduysanız oradaki duruşunuzu ya da işte oradaki içerideki kameralarla bir beyin ameliyatı olduysanız gözünüzün ya da duruş hareketlerinizin algılarından bunu tanımlayarak içeride RPA'ya bir veri aktarıyor ve RPA burada eğer sizin içeride önce o alanlarla ilgili herhangi bir ameliyat, bir tedavi geçmişiniz varsa önceliklendiriyor ve sizin adınızı öncelikli olarak hastane anons sisteminden vererek doktorunuzu öncelikli olarak görmenizi sağlıyor. Aslında bu noktada pek çok farklı uygulamalar var. İngiltere'deki polis departmanından tutun, işte Provident finans hizmetlerinde İK tarafında kullanım alanlarına kadar. Tabii dünyada pek çok örneklerini görüyoruz. Aslında bahsedildiği ülkemizde de görmek istiyoruz böyle entegrasyonları. Biz Robusta ile beraber sistem global olarak entegrasyonlarla çok çalışıyoruz ve bunun gerçekten çok ciddi verimlerini görüyoruz. Bugün standart paket dediğimiz yazılımların içerisinde bile geliştirme maliyetinin çok yüksek olduğu noktalarda biz RPA'yı buradaki iyileştirmelerin ucuna takarak hem zamansal verim hem hız verimliği, uygulama verimliği ve her şeyden önemlisi aslında herkesin de geri planda bırakmadığı bir maliyet verimliliği kazanıyoruz. Çünkü bazen standart yazılımlarda haydi hemen bunu yapalım dediğiniz noktada olamıyor. Burada ürün geliştirmede de hiperotomasyon noktasında RPA'da özellikle bir noktaya temas etmek istiyorum. Üründe bir şey yapmak istediniz. Bugün global ürünlere döndüğünüz zaman, bir tıkı taştığınız zaman bu öyle hemen olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada Robusta ile bizim yaşadığımız en önemli hız alabildiğimiz noktalardan bir tanesi de bu. Bizim bir ulusal ürünümüz. Dolayısıyla bu üründe bir tıkı taştığımız zaman çok hızlı geri dönüştü verileriyle optimizasyon sağlayabiliyoruz. Tüm bu hiperotomasyon verilerini, mekanizmalarını kullanırken aslında en dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de insan. Bu konuya da mutlaka konuşmacılarımızla değinecektir. Biz burada aslında RPA'yı işi standartlaştırmak için, yapay zekayı işi farklılaştırmak için diğer otomasyon araçlarını ise artık güncelleştirilmiş bütünsel bir yapı oluşturmak için ortaya koyuyoruz. Ve şunu unutmamak gerekiyor, bunları tasarlayan, yapan insan, burada insanı sistemin dışında tutmak değil, aslında merkezine koyarak daha verimli hale getirmek aslında buradaki temel amaç. Yani çalışanlarımızın böyle bir endişe duymasına gerek yok. Onu en son Göker Bey'e sormak istiyorum ama Netflix'te bir dizi var, Better Than Us diye. Orada robot diyor ki sesinde bir endişe seziyorum. Ya da diyor ki yalan söylüyor. Dolayısıyla tabii onun içinde de demek yapay zeka algoritmaları çalışıyor fiziksel bir robot olmanın yanında. Dolayısıyla dünya bu tarafa doğru yavaş yavaş kayıyor. Şirketlerimiz, kamu kurumlarımız bu konuda ön alabilirlerse fark yaratabiliriz. Bugün son 20 yılda baktığımız zaman dünyanın en büyük şirketlerinin bilişim şirketleri olduğunu görüyoruz. Eskiden işte petrol şirketleri, bankacılık sektörü iken. Dolayısıyla biz eğer ülkemizin belli hedeflere ulaşmasını istiyorsak bu ancak bilişimle mümkün ve artık çağımızın petrolünün de veri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün kurumlarımızın bu alanda yatırım yapmasını bekliyoruz. Ve sözü Özgür Bey'e bırakmak istiyorum. Sevgili Başkanım, Sağlık Bakanlığı bundan sonra ne yapacak? RPA'lerle ilgili roadmap'imiz nedir? Ve dünyada ne gibi sağlık alanında uygulamalar yapılıyor? Dünyada sağlık alanındaki uygulamaları bizim şu an Sağlık Bakanlığı'ndaki yaptığımız uygulamalardan
çok farklı. Şöyle söyleyebilirim. Dünyada daha çok sağlık hizmet sunucuları, yani hastaneler kullanıyorlar. Hastaneler randevuların düzenlenmesinde, hekimleri daha verimli çalıştırmakta ve vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik süreçleri hızlandırarak kullanıyorlar daha çok. Biz ileride şunu düşünüyoruz. Robotik otomasyon sistemlerindeki süreçlerimizi arttırıp hem verimliliğimizi arttırmak ve zamandan kazanmanın yanı sıra yapay zeka uygulamaları ve sağlık verisiyle tam entegre ederek sağlığın kalkınmasında bir yardımcı araç, bir fayda sağlamak için bu süreçleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Mesela örnek vermem gerekirse, yaklaşık bir ay önce Neyim Var uygulaması diye bir uygulamayı aktif hale getirdik. Enabız'da da belki görmüşsünüzdür, MHRS'ye girerken de görebilirsiniz. Bu uygulama, siz bir hastaneye başvurmadan önce veya MHRS'den randevu almadan önce şikayetlerinizi manuel de yazabiliyorsunuz, seçerek de yazabiliyorsunuz. O aynı zamanda yapay zeka ile birlikte çalışarak arka planda sizin geçmiş hastalıklarınızı, geçmiş tahlillerinizi ve tahlil sonuçlarınızı, görüntülemelerinizi analiz ederek sizin gitmeniz gerekli olduğu branşı yönlendiriyor. Sizin muhtemelen probleminize yönelik ortopediye gitmeniz gerekiyor gibi önerilerde bulunuyor. Bu hem vatandaşın yanlış branşa gidip vakit kaybetmesini engelleyecek, hem de sağlığın daha efektif, yani vaktimizi boşa harcamamış olacağız ana hatlarıyla. Tabii biz bunları geliştirmeyi de planlıyoruz. Bu sadece bir başlangıç aşaması, emekleme aşaması. Biz buna diğer sağlık verilerini ekleyerek geleceğe yönelik tahminlemeler de yapacağız. Bizim aynı zamanda ekibimizde yapay zeka birimimiz de bulunuyor. Yapay zeka biriminde şu an diyabet üzerine de bir çalışma yapıyoruz. Diyabetli hastaların kan şekeri kontrol altında mı değil miyi, kişinin geçmiş hastane başvuruları, kullandığı ilaçlar, tahlil sonuçlarına bakarak tahminleme yapıyor ve şu an %92 oranında doğru tahminleyebiliyoruz. Bir diyabetli hastanın gerçekten kan şekeri kontrol altında mı? Bunun gibi teletıpta da tomografi görüntülerinde, MR görüntülerinde lezyon yerini tespit etmeye yönelik çalışmalarda da bulunduk. En son Teknofest'te de bu konuda bir yapay zeka standımız da vardı. Bir yarışma da düzenledik. Çok sayıda takım katıldı. Takımlar genellikle girişimci arkadaşlardı. Hatta lise öğrencilerinden oluşan takımlar bile vardı. Bir tane takım, lise öğrencilerinden oluşan takım dördüncü oldu. 54 takımın arasında dördüncü olabildi. Bu çok güzel bir şey. Bunun gibi hedefler ve çalışmalarla sağlığı kalkınmayı planlıyoruz. Çok sağ olun başkanım. Biz de merakla bekliyoruz yeni duyurularınızı, yeni uygulamalarınızı. Gelecekte sağlık bileşiminin çok önemli olacağını hepimiz görüyoruz. Bir diğeri de tabii tarım, gıda kriziyle beraber. Başkanım, tarımda da çok yapay zeka ve RPA'ler çok kullanılıyor dünyada. Sizin hedefleriniz nedir dünyadaki duruma göre? Teşekkür ederim. Burada bu üretim planlamasında da şöyle, dünya genelinde bir iklim değişikliğine doğru gidiliyor. Şunu tespit edildi, ilgili birimlerce, biz de orada bir yazılım geliştirdik ama orada mutlaka bir robot alacağız gibi görünüyor. Şimdi belli bölgelerde, belli İç Anadolu özellikle, Doğu Anadolu bölgesi ve Trakya bölgesindeki üretim, iklim değişikliğinin etkilerini görüldü. Bir arazi üzerinde yapılan incelemede bir önceki dönemde aynı ürünün, aynı tohumun kullanılmasına rağmen iklim kayması oluyor tabii. İklim değişikliğinden kaynaklı olduğu düşünülüyor ve verim kaybını tespit edildi.
Bununla ilgili biz şöyle bir uygulama geliştirdik kendi açımızdan. 7 coğrafi bölgeden belli arazi tapu kayıtları belirlenerek ada parselleri, bunlar üzerindeki fotoğraflarla bir görüntü işleme, yani aynı dönemde aynı ürün üzerinde verim kaybının tespiti yönünde. Bunun etkileri nedir? İşte onu da tabii zirai ilgili birimimiz, alım muhafaza birimimiz gerekli tedbir ve önlemleri ilgili birimlere aktaracak Tarım Bakanımız. Biz üretim tarafında değiliz. Biz sadece üretilen ürünün alım garantörlüğünü, bir sıkıntı, arz fazlalığı varsa bizim müdahale ve kritik stoğu bulundurmakla mükellefiz. Bir başka konumuz var mesela. Bizim tekelimiz olan Birleşmiş Milletler'in ile tabi izinle ekilen haşhaş ürünümüz var. Bunlar sınırlı ve sorumlu ekiliyor. İzinle ekiliyor. Her üretici kendi kafasına göre ekemez. Morfin, nihai ürünü morfin ve türevlerini. Bunun için klasik yöntemlerle, yani 2 yıl öncesine kadar mevzuat gereği fiziksel ortamlarda müracaatlar alınıyor idi. Bir ekip kuruluyordu ve bütün köylere gidiliyordu, müracaatlar alınıyordu. Kağıt üzerinde, döküman üzerinde, siz biraz önce bahsettiğiniz işte evrak yığını. Bu bizim dikkatimizi çekti ve bunun maliyetini biz çalıştık. Yani bize bir maliyeti nedir? İşte araç görevlendirilmesi, aracın yıpranması, personel görevlendirilmesi. Bunun ne yapabiliriz? Mevzuatta nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Bunu nasıl otomatik hale getirebiliriz? İnsanlar, 3 kişilik bir ekip kuruluyor. Köy köy, yani yaklaşık 1200 köyden bahsediyorum. Bir günde bittiğini düşünsek 1200 gün gibi bir ekip sayısı oluşuyor. Burada bir sıkıntının personel, biz bu arada 2000 personelle faaliyet gösteriyoruz kurumsal olarak. Bu personel sıkıntılar da oluyor. İnsanlar gitmek istemiyor, görevlendirmelerde sorun ve bunların bağlı kurumumuza ait işte harcı rahattır, şudur budur. Maliyetlerin yüksek olduğunu fark ettik. Ne geliştirebiliriz? Haşhaş üretim başvuru sistemini yapalım dedik biz. Böyle bir sistem kuralım. Şimdi insanlar gidiyor, topluyor kağıt üzerine, geliyor sisteme tekrar işliyor. Böyle bir zaman kaybı, süreç kaybı. Bir sistem geliştirdik, Hubas diye. Haşhaş üretim başvuru sistemi. İnsanlar girsin, müracaatlarını yapsınlar. Muhtar onayı gerekiyor. İlgili şube onayı gerekiyor. Bu sistematiği kurduk, bu zincir yetki matrisini oluşturduk. Daha sonra bu sistem daha müracaatların ilk şeyinde, ilk yılında kendisini bu yazılımla beraber amorti etmiş oldu. Evet. Ve sonunda şunu gördük. İnsanlar personelimizde mutlu olduğunu ve yöneticilerimizde memnuniyet olduğunu, elimizde bir veri arşivinin, yani veri giriş hamalığını oluşturmamış olduk. Önüne de geçmiş olduk. Yani o personeli çalışan memnuniyetini artırıp belki daha verimli hale, değil mi? Noktalara yönlendirmiş olduk. Çok teşekkür ederim başkanım. Zamanımız da daraldı. Ben Göker Bey'e dönmek istiyorum. Peki başından beri söylüyoruz, işçi verimliliğini artırıyor, iş yeri verimliliğini artırıyor. Ama bu bir yandan da işsizliğe neden olmayacak mı? Yani ileride robotlar diyoruz, fiziksel ya da yazılımsal robotlar. Ya da ülke olarak sigorta primlerinden olacağız şimdi, değil mi? Yani bir de o var, vergi alamayacağız. Asgari ücretten iyi bir vergi alıyoruz, hatır sayılır. Şimdi beyaz yaka diyenler var, mavi yaka diyenler var. Murat Beyler metal yaka diyor biraz. Ne dersek diyelim, sonuçta istihdama bir etkisi var. Sayın Bakanımız dedi ki, robotların olduğu yerde istihdam daha fazla artıyor. Peki nasıl oluyor bu? Dünya uygulamaları nedir veya dünyada ülkeler buna ön almak için ne yapıyorlar? Ne gibi çalışmalar var? Şöyle bir istatistik vermek istiyorum. 80'li yıllardan beri yok olan iş sayısı 12 milyon. 12 milyon iş yok olmuş teknoloji gelişme veya ilgi azalmasına yönelik. Ama 15 milyon da yeni iş alanı değil, 15 iş tanım çıkmış. Demek şu an dengede. Tehlikeye bakarsak
hepimizin yaşadığı, yani son kullanıcı olarak bizim tabirimizde yaşanan ne vardı? Şimdi eskiden telefon açıp sipariş verdik veya gidip lokantada yemeğimizi yerdik gayet güzel, sosyalleşirdik. Bu korona döneminde hepimiz kapanınca gidemediğimiz restoranlarda kimler işsiz kaldı? Garsonlar. Aslında bu bir dijitalleşmeydi. Bir tık dijitalleşme, dönüşüm değil bu. Dönüştüğü zaman ne olacak? Şimdi karanlık restoranlara doğru gidiyor. Robotlar imalat yapacak, siparişler internetten gidecek, gelecek ve teslim edilecek. Bu da dönüşüm. Yani burada da aşçılar tehlikede. Ama rakamlarda söylediğim gibi bir alan yok olurken başka bir iş de ortaya çıkıyor. Tam bulunduğumuz dönemi nasıl saptayabiliriz? Makineyle üretime başladık sanayi 1'de, 2'de elektrik girdi, hatlar çıktı. 3'te elektronik ve robotlar girdi ve işçiler işsiz kalacaklarını düşündüler. İlk şey orada doğdu, farkındaysanız. Sonra da bunlara ne dendi? Robotlarla beraber çalışmayı öğreneceksiniz. İşsiz kalanlar oldu mu? Oldu. Ama bu çok yüksek rakamlarda değil. Şu an Amerika'da çok yüksek bir işsizlik olduğu halde son 30 yılın en düşük. Doğru. İşsizliği olduğu söyleniyor. Yani şu anda böyle toplumsal hareket olarak yansımadı. Önümüzdeki yıllar içerisinde yapay zeka geçinceye kadarki dönemde 5 milyon daha işin yok olacağı söyleniyor. Avrupa'da şu anda yapılan araştırmada 10 işten 4'ünün 4 ile 6 arasında da otomasyona geçiş var. Yani bir takım zorlamalar var. Bunu tartışmak için en doğru yerdeyiz aslında. Ankara'dayız yani. Çünkü bu bir siyasete doğru gidiyor. Nedeni şu. Şu an dediğiniz gibi sigorta primleri, yani birileri çalışıyor, hizmet veya iş üretiyor ve kar ediyor. O kar ve iş yok olursa bu kapitalizmin temel noktaları yok olacak ve yeni bir yönetim şekli gelmesi gerekiyor. Bunun tartışılması lazım zaten. Yani üniversitenin hocalarımız belki tartışması lazım. Bir diğeri Bill Gates de yanlış hatırlamıyorsun birkaç sene önce robotlardan vergi alınmalı diye bir şey söylemişti. Evet. Yani buraya doğru gidiyor. Dediğiniz evet. Gibi birçok yeni iş alanda kolu çıkıyor. Daha yaratıcılık anlamında, daha böyle verimlilik anlamında çalışanları düşünmeye iten, kafasını kullanacakları işler ortaya çıkarken şöyle söyleyebiliriz, yani fiziksel güce dayalı işler yok evet, oluyor. İşimizi kaptırmak istemiyorsak robot gibi yapmamalıyız. Hah. Ki işimizi almasın. Yani yönetim, uzmanlık... Evet. Fark yarat. Yaratıcılık. Yapay zekayı mesela ne dedik hocam? Fark yaratmak için kullanıyoruz. Yani yaratıcılık, yöneticilik, uzmanlık gibi alanlara henüz gelemiyorlar ama dediğiniz gibi o Netflix'teki dizide örnek vermiştiniz. Evet. Oraya geldiği zaman aynen göreceğiz. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Rica bugün yine çok önemli bir konuyla panelimizi sürdürdük. RPA'yı kullanım alanlarına baktık, istatistiklerine baktık. Öncelikle dedik ki bir süreçleri bilmesi lazım. Tüm kurumların, işletmelerin hangi süreçleri yapıyoruz ve hangilerini otomatize edebiliriz? Yani bir servis kataloğunun olması lazım. Aslında birçok kurumumuzda olmayan şey bu. Kamu kurumları için biraz öz eleştiri yapayım. Biz diğer paydaşlarımıza, stakeholderlarımıza, vatandaş olsun, diğer kamu kurumları olsun, hangi servislere, hizmetleri sunuyoruz? Bunun bir kataloğunun ortaya çıkması lazım. Herhalde sahada sizin kamuda en çok gördüğünüz sıkıntılardan biri bu. Yani bizler de ilk başladığımız zaman bunu fark ettik. RPA konusunda hatta dedim ki sorunlar nedir? İlk RPA çalışmasını yapacağımız zaman işte bunlar zaten hepsi belli, toplantılarda söyleniyor. Süreçlerimizi bir ortaya çıkaralım. Sonra bunları kaç adam günde yapıyoruz? Bunların maliyeti bize nedir? Bunları çıkaralım. Ondan sonra otomasyonu üzerinde kafa yoralım. Aykut Bey devamında dedi ki web servisler zaten 2000'li yıllardan itibaren bütün kamu kurumları, özel sektör birbirleriyle web servisle, API'lerle haberleşiyor. Ama bunlarla yapamadığımız şeyler var. Manuel birçok prosesimiz var. Bu da dijital dönüşüm zaten. İşte bunları RPA'lerle yapıyoruz dedi. Başkanlarım Sağlık Bakanlığı'nda ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nde ne gibi RPA'lerle ilgili çalışmalar yapılıyor ya da yapılacak bunlardan ve dünya uygulamalarından bahsetti. Göker Bey de çok kıymetli istatistiklerle bize RPA piyasasını, ekosistemini anlatmaya çalıştı. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara, panelistlerimize de çok teşekkürler katılımlarınız için.
Evet, Yena Bey özetlediler aslında konuşmacılarımızın aktardıklarını. Özgür Bey'in Neyim Var uygulamasından bahsettiler. Galiba hepimiz zaman zaman yapıyoruz, böyle bir internete girip bir rahatsızlığımızı araştırıp iki ay ömrümüz kaldığını düşünüp ayrılıyoruz internet sitelerinden. Bunu Sağlık Bakanlığı üzerinden yapmak daha sağlıklı olacak galiba. Tuğçe Hanım'sa bu kadar teknik bir konuyu aslında yemek üzerinden anlatarak sadeleştirdiler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Koray Yitmen'le buluşacağız. Yazılım Test ve Kalite Derneği Başkanı Koray Yitmen, test rüşlerinde RPA kullanım başlıklı konuşmasıyla bizlerle efendim. Çok teşekkür ederim. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz Koray Bey. Tamam, hoş geldiniz. Ederim. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese sevgiler, selamlar İstanbul'dan. Çok güzel bir organizasyon. Herkesin emeğine, eline sağlık. Kısa bir sunumum var. Aslında sunumun üzerinden gideceğim. Konum test süreçlerinde RPA kullanımı. Şimdi aslında bütün katılımcılarımız hemen hemen bahsettiler. Çok büyük bir sürecin içerisindeyiz. Çok hızlanmış bir sürecin de içerisindeyiz. Normalde belki de 10 yılda alacağımız süreyi dijitalleşme anlamında, süreçler anlamında alacağımız süreyi pandemiyle birlikte 6 ayda bilemediğiniz bir yılda kat etmiş durumdayız. Acayip bir dijitalleşmede artış var, kullanıcı alışkanlıklarında bir değişim var ve bu da yanında ne getiriyor? Çok büyük bir rekabeti yanında getiriyor. Yani artık şirketlerin müşterilerini kaybetmeleri an meselesi. Pazar payını kaybetmeleri an meselesi ama bir yandan da çok güzel fırsatlar doğuyor. Peki bu kadar rekabetin arttığı bir ortamda şirketler rekabetçi avantajlarını nasıl koruyabilir? Baktığımız zaman karşımıza ilk gelen şey tabii ki inovasyon. İnovasyon, farklı iş yapış şekilleri. İşte belki daha geçen günlerde duydunuz. Facebook Metaverse'ü açıkladı. Artık iletişimi, etkileşimi farklı bir boyuta getireceğini söyledi. Orada herkes avatarlarıyla birlikte belki konsere gidecek, belki alışveriş yapacak. Belki derslerin çalışacak, belki de konferansa gidip eğitimler alıyor olacak. Bu bir bacak. Bu her zaman korunan bir bacak. Bir diğeri, artık baktığınız zaman hemen hemen bütün şirketler aynı fonksiyoniteyi sağlıyor. Yani bankaya gittiğiniz zaman internet bankacına ya da mobile işte herkes havale işlemini yaptırtıyor. Herkes EFT işlemini yaptırtıyor. Hatta simit yaptırıyor. İşte elektronik ticaret şirketlerine gittiğiniz zaman hemen hemen herkese aynı ürünler, aynı indirimler, hızlı teslimatlar. Burada farkı nasıl yaratmaya çalışıyor şirketler? Kullanıcı deneyimini atıfta bulunarak. Yani ben bu işleri daha kolay, daha hızlı bir şekilde kullanıcıya nasıl yaptırtabilirim? Onun çabası içindir. Bir üçüncü mihenk taşı da dışarıya karşı değil de içeriye karşı işlerimizi daha nasıl hızlandırabiliriz? Daha nasıl verimli hale getirebiliriz? Hemen hemen bütün katılımcılarımız da bunlardan bahsettiler. Burada da karşımıza operasyonel verimlilik, operasyonel mükemmelliyet karşımıza geliyor. Yani biz kendimize nasıl çeki düzen veririz? Müşterimize o işte o kullanıcı deneyimini nasıl hızlı bir şekilde, daha güçlü, kuvvetli bir şekilde yaratabiliriz? Arka tarafı, yani mutfak tarafını nasıl düzenleyebiliriz? Üçüncü bacak da bu. İşte RPA'de, robotik süreç otomasyonu da burada devreye giriyor. RPA bizim operational excellence dediğimiz, operasyonel mükemmelliyet dediğimiz tarafta işimizi kolaylaştıran önemli bir faktör. Bu olmadan bunu hayata geçirmek kolay değil. Yani işi otomatize etmemiz gerekiyor. Peki baktığınız zaman evet, test süreç otomasyonu, süreç otomasyonu ya da diğer operasyonların otomasyonu evet güzel. Ama burada da yaşanabilecek sıkıntılar var. Ya da deneyimlediğimiz, gördüğümüz başarı faktörleri var. Bunlar ne? Ben biraz da onlara bahsedeceğim. Yani şeyin cevap net. Baktığımız zaman fotoğraf net. Evet, büyüyen bir sektör var, dijitalleşme. RPA bunun arkasında katalizör. Ama RPA'nın önündeki bariyerler ne, engeller ne? Biraz onlara değineceğim. Değinirken de bugün biliyorsunuz ben burada Yazılım Test ve Kalite Derneği'ni temsil eden buradayım. Turkish Testing Board olarak da yurt dışında bilinen bir derneğiz. 15 yılı bulacak hemen hemen. Amacımız da Türkiye'de bilişim sektörünü, özellikle de yazılım test sektörünü geliştirmek.
ve 12-13 senedir de yaptığımız bir rapor var, yayınladığımız rapor var. Bu rapor Turkey Software Quality Report, Türkiye Yazılım Kalite Raporu. Burada her sene belirlediğimiz 10 tane soruyu biz sektördeki çeşitli paydaşlara, katılımcılara açık bir şekilde dağıtıyoruz. Onlardan gelen cevaplara göre de sonuçları analiz ediyoruz. 2020-2021 yılında yaptığımız ankette robotik süreç otomasyonunun teste ve test otomasyonu etkisiydi. Şimdi orada sorduğumuz güzel sorular, aldığımız güzel cevaplar ve oradan çıkan çok güzel insight'lar, içgörüler, öngörüler var. Biraz onlara bakmak istiyorum. Sorularımızdan biri şuydu. Robotik süreç otomasyon önündeki en büyük engeller, tuzaklar neler demiştik? Şimdi çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur. Hemen cevabı da açmıyorum. Bakın cevap da güzel aslında. Bize verecek tüyolar var. Bunlara baktığımız zaman %39'u demiş ki ben RPA hayata geçirmiyorum. Sanki büyük bir rakam gözüküyor ama biraz da tersten bakmak lazım. %61'i ne anlama geliyor? RPA'yı bir şekilde hayatına geçirdiğini gösteriyor. Bu anlamda güzel bir gelişme. %36 önündeki en büyük engel olarak teknik kompleksliği görmüş. Şimdi burada biraz bir kendimize öz eleştiri yapmamız lazım. Biz bir teknoloji ile ilişkiye girdiğimiz zaman olayı hep böyle teknoloji teknik açıdan bakıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki bunun dokunduğu taraf insan. İşte vatandaşımız, çalışanımız, son kullanıcımız. Bu anlamda insanı baz almamız, insana odaklanmamız gerekiyor. Yani teknik ve teknik kompleksiteyi biraz geriye atmamız gerekiyor. Bu biraz bizim zaafımız. Dünyada da görüyoruz bu zaafı. Maalesef teknoloji, teknik taraf, orayı kompleks düşünmek bizi yavaşlatıyor. Burada insanı ön plana almak lazım. Yine buna paralel bir şekilde ekiplerin yetkinliğinin artması lazım ki bu teknik kompleksiteyi de azaltmamıza rağmen o yetkinlikle üstesinden gelebilsinler. %26'ya baktığımız zaman operasyonel risk ve bununla paralel olarak süreçlerin stable olmaması, değişken olması. Şimdi RPA yapayım derken eğer iyi kurgulanmazsa RPA operasyonlarınızı sekteye uğratabilir ya da daha da uzatabilir. Bu anlamda yaşanan bazı tecrübeler var. Aslında %26 buna atıfta bulunuyor. Bunun arkasındaki en büyük sıkıntı da şu. %23 süreçlerini re-engineer etmeden, yeniden yapılandırmadan, yani onları optimum hale getirmeden, düzenlemeden üzerine RPA'yı ya da otomasyonu koymaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Bu şuna benziyor. Şu an ekranda beni de görüyorsunuz. Kulağımızı böyle tutarken bunu otomatize etmeye benziyor. Öncelikle bizim kulağımızı böyle tutup ağzından bunu neye geçirmemiz gerekiyor? Otomasyona geçirmemiz gerekiyor. Süreç yeniden yapılandırması 1990'larda başlayan bir süreç ve sürekli de olması gereken bir süreç. Bazen göz ardı edilebiliyor hızla, işte tez canlılıkla, bir an önce teknolojiyi yakalayayım mantığıyla. Şunu unutmamamız lazım, biraz önce dediğim gibi kullanıcıyı ön plana koymamız, daha sonra süreci yeniden kurgulamamız, re-engineer etmemiz, ardından onun üzerine neyi koymamız gerekiyor? Teknolojiyi koymamız gerekiyor. Peki başka bir soru. Sormuşuz, kurumunuzdaki RPA'nin hayata geçirmeyince kim liderlik yapıyor? Sorumluluğu üzerine kim alıyor demişiz. Baktığımız zaman %26 bilgi teknolojileri departmanı, %17 birden fazla departman ya da fonksiyondan bahsetmiş, %11'i merkeziyetçi bir RPA takımından, %7 de finans ve operasyondan bahsetmiş. Şimdi yine bu soruyu yorumlayacak olursak, yine burada biraz bakış açımız teknoloji ve bilgi teknolojileri bazında olduğunu görüyoruz. Ve işi hemen kime verme derdindeyiz? Bilgi teknolojileri departmanına vermek derdindeyiz. Evet, onların payı önemli, yüksek. Ama en doğru olması gereken şu, %17'likte bahsedildiği gibi birden fazla fonksiyonun, departmanın bu işin içine el atarak bunu bir kurum kültürü, bir kurum inisiyatifi halinde hayata geçirmiş. Evet, merkeziyetçi RPA'ler de kurulabilir, RPA teamleri kurulabilir ama bunlar kısıtlı kalacaktır. Her projeye yetişmesi mümkün olmayacaktır. Buna şöyle konumlamakta fayda var. Sanki bir, biliyorsunuz, çevik yazılımda agile koçları var, çevik koçlar var. Bunları koçlar gibi gözlemleyip
her departmanın kendi işini yapması, kendi sorumluluğunu üzerine alması, gerektiğinde de bu koçlardan danışmanlık ya da asistans almasını öneririz. Peki bir diğer şey neydi? Soru. Demişiz ki hangi alanlarda RPA'yı kullanmayı planlıyorsunuz ya da kullanıyorsunuz demiştik. Biraz önce de güzel panelde de bu konuya atıfta bulunuldu. Aslında ona paralel sonuçta çıkmış durumda ankette. Baktığımız zaman evet %42 IT şekilde kullanıyor. Testte de kullanılıyor bahsettiğim üzere. Operasyon hemen bunun ardından geliyor. Ve bakın panelde de söylendi. Finans departmanı, insan kaynakları ve muhasebe departmanında RPA'yı oldukça kullanan, kullanmaya başlayan departman. Bu da güzel bir sonuç, sevindirici bir sonuç. RPA'nin, yani otomasyonun bütün her yere penetrate ettiğini, yayıldığını gösteren bir yaklaşım. Bir diğer sorumuz da şu oldu, daha testle ilgili olarak. Dedik ki test süreçlerinizde ya da test eforunuzda baktığınız zaman eforunuzun ne kadarını aşağıdakilerine ayırıyorsunuz? En çok hangisini ayırıyorsunuz? İşte manuel testlere mi? Biliyorsunuz elle yapılan testler. Yoksa arayüzlerin otomasyonuna mı daha çok efor harcıyorsunuz? Entegrasyon testlerin otomasyonuna mı? Yoksa unit testlerin otomasyonuna mı? Bunu niye sorduk? Bunu sorma sebebimiz şu. Ne kadar sağlıklı bir test organizasyonuna, test yaklaşımına sahipler? Bizim uluslararası literatürde test otomasyon piramidi dediğimiz şeye ne kadar uyumlu şirketler, kurumlar onu görmeye çalıştık. Bakın cevap şöyle. Sonuçları gösterirken iki tane şey göreceksiniz. Bir 2019'daki sonuçlar, bir de 2020. Bir önceki senede bunu sormuştuk ve karşılaştırdık. Güzel de bir gelişme var. Baktığımız zaman bakın turuncular 2019. 5 üzerinden puan verilmiş. Manuel testte diyor ki 4.3 zaman ayırıyorum. 2.81 arayüzlerin otomasyonu. Sonra giderek azalıyor. 2.59 entegrasyon testlerinin otomasyonu. 2.3 unit testlerinin otomasyonu. Yani yazılımcı seviyede yapılan testlerin otomasyonu. 2020'de nasıl bir gelişimi izlemiş? Bakın manuel testlerde azalma olmasına rağmen buradaki azalma, buradaki azalan efor nerelere kaymış? Otomasyona. Hem arayüzlerin hem entegrasyonun hem de unit testlerin otomasyonu. Güzel bir gelişme. Manuelden daha ne? Otomasyona doğru gidiş var. Yalnız hala iyileştirme noktası var. Bakın bu ekranı yan çevirdiğim zaman grafikleri şöyle bir şekilde elde ediyoruz. Bunun üzerine de şöyle bir ters üçgen yerleştirdiğim zaman grafiğin bize bir ters üçgeni gösterdiğini hemen hemen görebiliriz. Bu ters üçgen ne? Bizim uluslararası terminolojide dondurma külahı. Bakın tekrarlıyorum, hani kış geldi ama dondurma külahından bahsedeceğim, dondurmadan bahsedeceğim. Dondurma külahı antipaternini bize gösteriyor. Ne demek bu antipatern? Yani antipaternden kastım şu, istenmeyen bir durum var. Bir gözlem var, bir örüntü var. Bu şu, bakın dondurma külahına benzettiğimiz zaman bu piramidi, en altta unit testler çok az ya da yok. Gelen sonuçlarda da 2 nokta küsürdü. Daha sonra kısım entegrasyon testleri biraz daha artarak gidiyor. Daha sonra UI testlerinin otomasyonu ve yukarıda manuel testlerinin böyle kalabalık bir şekilde ortaya çıkması. Biz buna dondurma külahı antipaterni diyoruz. Neden antipatern arkadaşlar? Çünkü şu, bizim beklentimiz tam tersinde olması. Olması gereken tam tersi. Nedir bu? Bu da şu şekilde bir piramit. Yani patern bu şekilde olması gerekiyor. Unit testlerin en fazla efor harcanması, otomatize edilmesi, sonra entegrasyon testlerinin, sonra arayüz testlerinin otomasyonu, en sonunda manuel testlerin bunların üzerine bir dondurma gibi yerleştirilmesi. Bu daha sağlıklı bir test organizasyonuna, ters test pratiğine ve doğal olarak da daha kaliteli bir ürüne, hizmete olanak sağlıyor. Diyebilirsiniz ki hocam niye böyle bu patern, bu antipatern? Bakın bunu biraz gündelik hayattan bir örnekle vermeye çalışacağım. Şimdi bu benim gündelik hayatta kullandığım ayakkabılardan birisi. Şurada da görüyorsunuz bir bağcık var, değil mi? Şimdi ben yıllarca şunu fark ettim ki, ilkokulda bağlamayı öğrenen biri olarak, düğüm atmayı öğrenen biri olarak, yıllarca benim bağladığım ayakkabılar bir şekilde bir 100 metre, 200 metre ya da belki bilemediniz 1 kilometre yürüdükten sonra bağ çözülmeye başladı. Sonra
Oturdum babama sordum. Baba dedim bak ben de bunu bağlıyorum ama çözülüyor. Ne yapmam lazım? Baktı attığım bağca. Bir sıkıntı yok. Bir sorun yok oğlum dedi. Yani şu anda da çözülükteyiz zaten. İyi filan dedim. Yine kendi başına mı kaldım. Sonra baktım yine çözülüyor bu bağcık. Düşündüm yani bağcıkta sorun yoksa nerede sorun var? Sorun şuradaydı. Bakın bu ilk bağa baktığınız zaman, ipe baktığınız zaman orayı ben çok sıkmıyorum. Yani orayı böyle asılmıyorum, çekmiyorum. Asılmıyorum, çekmiyorum. Yukarı doğru bu gidiyor biraz boş bir şekilde ve yukarıda sadece bağ atıyor. Bu ne oluyor? Yürüdükçe alttan gelen bir dalgalanma. Değil mi? Orada bir salınım var, bir dalgalanma var. Mühendis olarak biraz oralardan da bahsedeyim. Yukarıya etki ediyor ve yavaş yavaş bu bağı çözüyor. Aynı şey burada da var. Eğer biz işi baştan sık tutmazsak, yani en alt seviyedeki testleri sağlam tutmazsak, bizim üstlere doğru yaptığımız testler alttan gelen dalgalarla birlikte, alttaki o bug'larla, hatalarla birlikte çözülmeye mahkum. Bu normal bir proje yönetiminde de böyle baktığınız zaman. İşe eğer baştan sık tutmazsanız sona doğru biliyorsunuz beklenmedik bir sürü şey çıkabilir. İşi biraz baştan sık tutacağız, biraz buffer'lar, aralıklar bırakacağız kendimize. Sonunda o sorunlar çıkarsa da onları rahat bir şekilde halledeceğiz. İşte bu yüzden testlerde de RPA'nin başarısında da alttaki testlerin öncelikle iyi yapılması, yani arayüze odaklanan RPA testlerinden önce arka tarafların iyi bir şekilde ele alınması, ardından onun üzerine RPA'lerin kurgulanması RPA'nin başarısını, etkinliğini ve verimliliğini çok fazla arttıracaktır. Ne kadar derseniz bununla ilgili çok çeşitli yorumlar var. Kimisi diyor ki %70 eforunuzu otomasyona, unit testlerine otomasyona ayırın. Kalan %20'yi entegrasyon testlerine, kalan %10'u UI testlerinin otomasyonuna ayırın diyor. Bu piramit daralabilir, açılabilir. Burada dediğimiz çok net bir şey var. Neye göre değişecektir bu? Testin özü olan riske göre değişecektir. Sizin bulunduğunuz pazar, bulunduğunuz sektör, kullanıcınızın risk algısı ya da sistemlerinizin riski aslında buradaki o yüzdeleri arttırıp azalacaktır. Ama sonuçta piramidin bu şekilde olması lazım. Yoksa diğeri gibi, ankette çıkan sonuç gibi tam tersi, yani bir dondurma külahı şeklinde olmaması gerekiyor. Peki, bir başka soru. Biraz soru cevap gitmeyi de seviyorum. Bu da benim yurt dışında Amazon'da yayınlanan kitaplarımdan biri. Orada sordum. Dedim ki ne kadar test otomasyon? Automate or not automate? How much test automation is now? Şimdi cevaplara baktığımız zaman sizin de bunu bir düşünerek dahil olmanızı istiyorum. Demişiz ki testlerimizin ne kadarını otomasyon etmemiz lazım. Baktığımız zaman testin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için A seçeneği diyor ki %100 test otomasyonuna geçmemiz lazım. B seçeneği diyor ki %50'den fazla test senaryosu otomasyon edilmeli. C seçeneği mümkün olan bütçe, zaman ve kaynak kısıtları dahilinde ne kadar otomatize edebilirsek o kadar edelim. D seçeneği diyor ki manuel testler test otomasyonuna göre daha iyidir. O yüzden test otomasyonuna ihtiyaç yoktur diyor. E seçeneği de hiçbiri olarak karşımıza geliyor. Bir iki saniye düşünmenizi istiyorum lütfen. Sizce hangisi? Ne kadar otomasyona geçin? Ne kadar testlerimizi otomatize edelim? Bu sadece RPA'de değil, diğerlerini de düşünebilirsiniz. A mı, B mi, C mi, D mi, E mi? Net, 5 taneden biri. %20 bir ihtimal var. Peki, birini seçtiğinizi umuyorum. Şimdi bir de ben kendi cevabımı vereyim. Şimdi ne kadar test otomasyonundan önce neyi otomatize etmeliyiz? Yani what to test'i etmemiz lazım. Yine panelde de buna güzel atıfta bulunuldu. Bunun için bir skala var en temelde kullandığımız. Biri frekans, yani test senaryoları, seçeceğimiz test senaryolarının frekansı ne kadar? Ne demek frekansı? Ne kadar tekrar ediyor? Ben bir sene içerisinde işte şu test senaryosunu ne kadar koşuyorum, bu test senaryosunu ne kadar koşuyorum. Bazı test senaryoları senede bir kere koşuluyor. Bazıları her gün koşuluyor. İşte bu skalaya göre bu taraf yüksek
frekanslı test senaryoları, bu tarafta düşük frekanslı test senaryoları. Y eksenine baktığımız zaman da olgunluk. Yani benim otomasyona geçireceğim test senaryosu, akış, ekran neyse ne kadar olgun. Bu ne demek? Ne kadar değişikliğe tabi tutuluyor. İşte iş birimi burayı da değiştirelim, şurayı da değiştirelim diyor mu? Süreç sürekli bir değişikliğe uğruyor mu? Sürecin değişikliğe uğraması demek benim test otomasyonunu da sürekli değiştirmem demek. Buna bir efor harcamam demek. Buna ne kadar değecek? Sürekli değişen bir şeyi benim otomatize etmem ne kadar değecek? Onu aslında atıfta bulunuyor. Buraya da baktığınız zaman burası düşük, burası da yüksek. Şimdi işte test senaryolarımızı, akışlarımızı, otomatize edeceğimiz ekranları bu bazda gözlemlememiz lazım. Ve karşımıza şu çıkıyor. İşte bazısı şuraya düşüyor, bazı süreçler, test senaryoları buraya düşüyor, kimisi buraya düşüyor, kimisi buraya düşüyor. Bir skala içerisinde, kuadrant içerisinde dağılıyor. Ve burada şunu seçmeniz lazım. Bakın şu kısım, yani hem frekansı yüksek hem de olgunluğu yüksek alanların en çok test otomasyonunda ne olması lazım, tabi tutması lazım. İlk öncelik burası. Sonra gri alanlar giriyor. Evet, frekansı yüksekmiş ama değişiklik talebi gelip duruyormuş. Burada da olgunluğu yüksekmiş, stable, ama senede kaç kere koşuyor, frekansı düşük. Buralar gri alanlar, buralardan seçmemiz lazım. Buraya ise mümkün olduğunca, buraya düşenleri ise mümkün olduğunca otomasyona tabi tutmamız lazım. Çünkü attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecektir. Buradan nereye geliyoruz? Sorumuza geri dönecek olursak. Buradan bir şeyler seçeceğiz. Buradan biraz seçeceğiz. Bunları otomatize edeceğiz. Peki, bütçemiz kaldı, zamanımız kaldı, kaynağımız kaldı. Kalsın. Bundan sonra yapacağınız otomasyonun bir katma değeri yok. Ya da çok bir katma değeri yok. Bütçe sizin, kaynak sizin, zaman sizin. Onu alın, başka bir yere ne yapın? Kaydırın. Bu alışverişe çıkmak gibi bir şey. Cebimdeki bütün parayı harcayacak mı? İhtiyacım olan şeyler alır. Geri kalanını bir sonraki alışverişime ya da başka şeyler için ayır. O yüzden soru biraz şaşırtmacalıydı. Yani how much'tan önce bizim neyi sormamız lazım? What to test'i sormamız lazım. Bu yüzden de seçenek E seçeneği. A, B, C, D baktığınız zaman hiçbiri bu sonucu vermiyor. Genelde C seçeneğine çok gidiliyor. Evet, elimizde ne kadar bütçe varsa, zaman kaynak varsa otomatize edelim. Ama biraz önce dediğim gibi yapacağınız otomasyonu yaptınız, kaynak kaldı, harcamak zorunda değilsiniz. Bütçe kaldı, harcamak zorunda değilsiniz. Peki, bunu bağlayacak olursam test automation'da düşebileceğimiz tuzaklar var. Aynı şey RPA içerisinde geçerli. Baktığınızda Dorothy Graham, bizim Test İstanbul Derneği her sene yaptığı uluslararası bir konferans. Duymuşsunuzdur, gelmişsinizdir. Onun yazdığı bir kitap var, güzel bir kitap. Experience of Test Automation diyor. Orada şunları diyor. Her şeyi otomatize etmeyin. Bütün testleri otomatize etmenize gerek yok diyor. Test otomasyonu diyor. Ben kendim de bilgisayar mühendisi mezunum, ODTÜ bilgisayardan mezunum. Bir yazılım geliştirme projesidir diyor. Bunu hafife almayın diyor. Nasıl ki bir yazılım geliştirme projesinde fizibiliteye bakıyorsunuz, yatırımın geri dönüş oranına bakıyorsunuz. Burada da aynı şekilde yatırımın geri dönüş oranına dikkat edin. Hatayı bulacak olanlar test otomasyonu değil, testlerdir diyor. Yani önce testlerinizi iyi kurgulayın diyor, süreci iyi kurgulayın diyor. Bunun için de diyor test süreçlerine ve tekniklerine atıfta bulunun diyor. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde de daha verimli bir otomasyona geçiş yapabileceğiz. Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiniz. Uzaktan da olsa katıldık. Umarım Ankara'ya gelip yüz yüze görüşme fırsatımız da olur. Özlüyorum Ankara'yı. 5 yılım geçti ODTÜ'deyken. Olur da sorularınız olursa ya da connect etmek isterseniz, iletişimde kalmak isterseniz bana LinkedIn hesabımın Koray Yiğitmen olarak ulaşabilirsiniz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bizler teşekkür ederiz Koray Bey. Aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz Koray Bey'e. Şimdi sahne etkinliğimizin kapanış ve teşekkür konuşması için Robusta kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Ümit Atalay'ı davet etmek istiyorum efendim. Değerli arkadaşlar, yemek vakti de yaklaştı. Sabırla dinlediğiniz için öncelikle
teşekkür ederim. ICT Medya'ya da çok teşekkürler. Şu anda bizi dinleyen online kullanıcılarımıza da selamlar ediyorum. Koray Bey de kapanışta çok güzel şeyler söyledi gerçekten. Mesleğimizin ve endüstrinin çok temel bir uygulama alanı, doğru bir test yapabilmek. RPA'nin de potansiyel açılım alanlarından biri. Benim kuşağım Türkiye'de birkaç şeyi gördü. Örneğin ilişkisel veri tabanına dönüşümü gördük. Dosya, file sistemlerden. RPA de böyle bir şey. Şu anda biz kurumlara gittiğimizde bazen hangi süreci otomasyona alalım diye bakıyoruz. Ama çok uzun olmayan bir gelecekte hangi süreç otomasyona uygun değil, RPA'ya uygun değil ona bakılacak, uygun hale getirilecek. Belki çok sınırlı miktarda manuel süreç kalacak. Çünkü rekabet bu verimlilik dediğimiz işin etrafında dönüyor. Bu verimlilik de bu noktada başlıyor. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki RPA eventinde beraber olmak kısmet olur. Sağ olun. Evet, Ümit Bey'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Mehmet Sarıkahya, Sosyal Güvenlik Kurum İş Geliştirme Daire Başkanı da bugün aramızda olacaklardı. Fakat dün aldığımız haberle rahatsız olduklarını öğrendik efendim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimize tekrar iletmiş olalım. Bizler ICT Medya Dergisi adına programımıza katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sağ olun.